Hepinize mutlu akşamlar diliyorum sayın seyirciler. Perspektif'ten saygılar sunuyoruz. Çok değerli bir konuğumuzla karşınızdayız. Uzun yıllar eğitimci olarak hizmet veren, daha sonra çeşitli alanlarda görev yapan, İlgene Meclisliğinden tutun birçok aşamada, birçok STK'da başarılı görev yapmış. Şimdi de Rize Belediye Başkanı olarak daha güzel işler yapmak için vatandaşından aldığı destekle, vatandaşın teveccühüyle başlamış olduğu Rize Belediye Başkanlığı görevini başarıyla sürdürmekte olan Rahmi Metin stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz programımıza. Ben de teşekkür ediyorum. Sizin vesilenizle bütün bizi izleyen herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Başkan çok teşekkür ederiz. Spordan eğitime birçok alanda önemli işler yaptınız. Hakikaten eğitimci olmanın sanırım keyif tarafı bu. Bütün yurt genelinde, yurt dışında, değişik yerlerde belki de unuttuğunuz birçok öğrencinin de içinde olduğunu varsayarsak binlerce yetişmiş olan isim var. Evet. Bunları şüphesiz sizler de takip ediyorsunuz. Onlar da sizi takip ediyor. Onların öğretmenlerinin belediye başkanı olmuş olması için çok değerli tabii ki. Böyle başlayalım. Aynı zamanda bugün özel bir gün tabii ki. Türkiye. Evet, bu anlamda Türkiye bulunduğu coğrafyadan ötürü, tarihi, kültürü anlamda hemen her gün çok değerli bir zamana tanıklık ediyor. Sayın Başkan neler söyleyeceksiniz? Buyurun. Evet, yani öncelikle tekrar teşekkür ediyorum. Hakikaten genç yaşta eğitimci olarak belki de lise düzeyinde, işte dershanecilik düzeyinde bu işe başlamak, erken yaşta aranızda 5-10 yaş olan kişilerle beraber ileriki yaşlarda meslek hayatı içerisinde de görev yapıyorsunuz. Bir sorumluluk veriyor size bu. Bugün özel bir gün, 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethinin yıl dönümü. Bunun sadece tarihsel bir manadan ziyade derinliğine doğru manevi anlamda da çok önemli noktaları var. Bugün Türkiye'de işte 9.30 saatlerinde zannedersem Fetih Suresinin Ayasofya'dan okunmasının bir anlamı vardır. Bir dönem güzel bir kitap elimize geçmişti. 16. yüzyılda Süleymaniye'yi anlatıyor. Süleymaniye'nin minaresinden, o tepeye kurulmasından, İstanbul'da hakimiyetinden, sütun sayısından, kubbe sayısından, efendim içerisindeki metre, her türlü metrekaresine kadar Osmanlı'nın imparatorluğunun ihtişamını istatistiksel olarak oraya somutlaşmış bir haline döndürdüğünü söylüyor kitap. Çok anlamlıydı. Onun için tarihlerin, günlerin, o gün olan olayların bize bir derinlik vermesi anlamında, bir şuur, tarih şuuru vermesi anlamında, bir millet olma şuuru vermesi anlamında çok önemlidir. Bunlar simge günlerdir ama dediğimiz gibi tarihimizi okuduğumuz zaman, gördüğümüz zaman ne kadar anlamlı olduklarını biz de şahit oluyoruz. Biz o bir günden lafınızı kesiyorum. O bir günden bir asır çıkar. Tabii. Evet, zaten çıktı yani Orta Çağ'dan biliyorsunuz Yeni Çağ. Ve hani derler ya avam diliyle, işte biz ağaç kovuğundan çıkmadık der gibi, bizim 200 yıllık bir tarihe sığmıyor arkamız. 5000 yıllık bir tarihe sığıyor. Efendim 2-3 bin yıllık bir medeniyet tarihine sığıyor. Böyle bir medeniyetin içerisinden geliyor ve bugün sizin liderinizin söz söylüyor olması, gündem var ediyor olması bizi haliyle ciddi anlamda gururlandırıyor ve özgüven kazandırıyor. En önemlisi de o. Bu milletin özgüvene ihtiyacı var. Bu milletin kendi tarihine dönüp geçmişte insanlık adına dünya tarihinde neler yaptığını öğrenip hissedip ona göre bir kodlarla yeniden davranış moduna dönüştürebilmek lazım. Bu anlamda da liderler gelmesi lazım o devletlerin önüne. İnşallah tarih bunu 20, 30, 40, 50 yıl, 100 yıl sonra daha iyi belki manalaştıracaktır ki biz özgüven kazanma anlamında son yıllarda ciddi anlamda ülke çapında işler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bunu belki sığ yerlerden bakınca, ideolojik gözlüklerle, kalıplarla bakınca göremeyebiliyoruz. Bu da olağandır. Ama ben inanıyorum ki tarihin sahneleri ard arda geçtiği zaman 3-5 sene sonra, 5-10 yıl sonra bunu daha da iyi göreceğiz, okuyacağız diye düşünüyorum. Bu anlamda İstanbul'un 567. yıl dönümünü tekrar gururla kutluyorum. Rahmetli analım orada. Tabii şehit olanları, Ulubatlı Hasanları,
şehitlerimizi, padişahımızı ve o savaşta gönlüyle çarpışan bütün şehitlerimize gani gani rahmetler olsun diyoruz. Evet, öğrencilerinizden bahsettik ama şunu da ilave ederek o konuyu da konuşmanızı istiyorum. Tarihimizde barışık olmak, köklerimizde barışık olmanın aslında bir dönem, yakın tarihte bir dönem neredeyse unutturulmak zorunda bırakıldık. Oysa köklerin varlığı yaşamın devamlı açısından büyük önem taşıyor. Tabii. Bir eğitimci gözüyle bizim sizin yetiştirmiş olduğunuz öğrencilerin de aklınızda kalanların o anki milli duygularına bakabilirsiniz tabii ki. Onu örneklemeye çıkabilirsiniz. Sizce Türk gençliği bu kadar baskı dayatma, bu kadar teknolojinin gücüyle onların kafalarının karıştırılmış olmasına rağmen tarihiyle daha da iç içe girecek midir? Nedir bu konuda düşünceniz? Çünkü evet, tarih yaşamı aslında devam ettiren ana unsur. Güzel bir söz vardır. Anadolu'daki yaşayan bu milletin aklı zaman zaman bazı şeylere karşı gelse de kalbi aklına karşı gelir derler. Onun için geçmişteki o şehadet şerbetini içen, bazen Çanakkale Savaşı'nda son dönemlerde görüyoruz, filmlerle bunlar somutlaştırılıyor. Tarihteki bütün mücadelelere baktığımız zaman hakikaten Allah uğruna, vatan uğruna, dürüstlük uğruna, insanlık adına, tarihimiz bunlarla bezeli, bunlar adına yapılmış savaşlarda şehit olan insanların torunları dediğim gibi zaman zaman rüzgarlara kapılıp başka heyecanlar içerisine girse de kalbi hep aklına galabe çalabiliyor ve o genlerdeki kültür kodları diyelim zaman zaman davranış olarak ortaya çıkıyor. Yani biz hiçbir zaman biz şu anda bile birbirimize sorduğumuz zaman savaş anında bile olsa mazlum insanları hunharca öldürme gibi bir şey hayalimiz almıyor onu. Yani şimdi dün Amerika'da olan o zenci inanılmaz bir şey, evet. Bir vatandaşın öldürülmesi olayında ve bunlar çok sürekli tekrarlanan belki de bize henüz ulaşmayan bir sürü olaylar var. Yani çok söyleyebiliriz. Haçlı seferleriyle, coğrafi keşiflerle, bugün sanayi devriminin gelişmesiyle beraber Hollanda'sından tutun bütün Avrupa ülkelerinin Afrika'da, Asya'daki hadiselerini bugün artık Batılı oryantalistlerin de yazdığı kitaplara baktığın zaman o kadar hakikaten hadiseler, kötü hadiseler var ki insanlık adına ama biz kendimize baktığımız zaman, yabancı tarihten de okuduğumuz zaman, yabancı tarihler eliyle de okuduğumuz zaman bunun Müslümanlığa, Türk vatandaşına, Türklüğe çok da yakışmayan örnekler olarak hemen alıyoruz ve vücudumuz bunları itiyor yani böyle kötülükleri. Evet. Bugün doğuda, Güneydoğu'daki birçok operasyonda bile halkla orada teröristleri ayıran bir askerin varlığını hoşumuza gidiyor, gurur duyuyoruz. Hayatı tehlikeli olsa bile bu ayrılık tabii, yapıyor. Tabii. Bundan dolayı kendi hayatı tehlike değil, ölenlerimiz, şehitlerimiz bile olmakta. Bu bize gurur veriyor. Bu gençlik bunu artık görüyor. Sosyal medyayla görüyor. Okuduklarıyla görüyor. Yeni dünyayla beraber bunu görüyor. Hakikatlerin üzerine belki bir dönem, bir çağ örtebilirsiniz ama ebediyen örtemezsiniz onu. Eğer bu dürüstlük, bu tarihi şuur bizde, geçmişimizde var ise bu ilabet bir şekilde ortaya çıkacaktır diye düşünüyoruz. Hakkaniyet ortaya çıkacaktır diye düşünüyoruz. Ben bazen TİKA'nın yaptığı görevlerde hepimiz gözlerini dolduran evet, hadiselerde çok gururla. Yani Türk demek beklenen demek diyor. Ya işte Balkanlardaki bir bayan dağın tepesinde Türk demek beklenen demek, ümit demek, yardım demek, kardeşlik demek, mazluma ümit demek dediğimiz ne gibi. Ne güzel ifade etmiş. Ya bu güzel bir şey ve yıllarca hani güzel yine bir belgeselde biz unutmuşuz etrafımızdaki coğrafyadaki bize bağlı, gönülden bağlı dostlarımızı, komşularımızı, akrabalarımızı. Dinen kardeşimiz, etnik anlamda kardeşimiz, insanlık olarak kardeşimiz, coğrafyamızdaki o bölgeleri bir 100 yıl, belki de 200 yıldır unutmuşuz.
kaybolduklarını zannetmişiz. Sanki aslında Batı bize kucak açmış yani, ama Orta Doğu işte bize sırtımızdan bıçak vurmuş gibi bir ortam yarattılar. Evet, Batı'nın başka hiçbir derdi yokmuş. Tek derdi Türkiye'yi kucaklamakmış, kucaklamakmış gibi. Ama yeni dönemde tarihçileri görüyoruz güzel şuurla. Bunlara da dediğimiz gibi akıl ve mantık içerisinde bakmak lazım. Çok hamasi duygularla da bu işleri köpürtmemek lazım. Daha realist, ayakları yere basan. Çünkü biz bunu hak ediyoruz. Ne kadar realist, rasyonel baksak da tarihte hangi parıltıların olduğunu Türk tarihinde görebiliyoruz. Onun için bu vesileyle belki bir giriş olmuş oldu İstanbul'un fethi vesilesiyle. Özgüvenimiz inşallah daha da yukarı çıkacak. Ve insanla şu anda 8 milyarı geçen insanlık alemine inşallah hayır getirmesini, adalet getirmesini, özgürlük getirmesini, bu ülke ve bu gençliğin dinamikleriyle özgürlük getirmesini temenni ediyoruz. Bu konuyu tabi uzatmayacağız, çok fazla konumuz var. Evet. Sayın Başkanımızla bu akşam Rize Belediye Başkanlığı'ndaki bir yılı konuşacağız. Neler yapıldı, neler planlanıyor Rize için, Rize'nin geleceğinin daha da güzelleşmesi adına yapılacak çalışmaları konuşacağız ama bir eğitimci olarak şunu önerir misiniz ebeveynlere, yetkililere? Türkiye'deki çocuklarımızı, gençlerimizi doğudan batıya, batıdan doğuya, işte kuzeyden güneye, hatta mümkünse imkanlar olanlar mutlaka tarihimizin olduğu coğrafyalara gidip görmelerini önerir misiniz? Çok fazlasıyla. Mesela Çanakkale'ye bugün gidilmesi çok önemli bir tarih şuurunu oluşturuyor. Orada görülen olaylar size belki de yıllarca anlatılabilecek tarih derslerinden, az önce konuştuğumuz hadiselerden daha fazlasını sadece oradaki bir estantane kazandırabilmektedir. Dediğiniz gibi batıdan doğuya, güneyden kuzeye bütün batı klasiklerini, doğu klasiklerini, dünyadaki eserlerin biz devamlı hep okumalarını tavsiye ediyorduk. Hem okumalarını hem gidip görmelerini tavsiye ediyoruz ki gençlik ne kadar bu anlamda görürse. Biz bununla ilgili inşallah gençlerimize de yardım ederiz ama Emekliler Derneğimizi geçen sene böyle bir aktivitenin içerisinde onları Çanakkale'ye gitmelerine vesile olduk. İnşallah her yıl yani bunu bir gönüllü bir şekilde belediye imkanlarıyla yaptırmaya gayret edeceğiz. Gençlerin de buna ihtiyacı var. Biz 60-70 yıllık bir ömür insanın tecrübelerini açısından tecrübeleriyle yaşaması açısından belki az bir zaman ama 3-4 bin yıllık insanlık tarihini okumak, görmek müthiş bir tecrübe kazandırıyor bize. Aslında emekliler dediğiniz çok doğru çünkü hayatlarının çok çok büyük bölümünü sıkıntıyla adeta bir savaşla geçirmiş olan o büyüklerimizi de mutlaka ekstra ayrıcalık tanımak elimizde olsa keşke. Sayın Başkan, siz eğitimciliğinizden bahsettik. Çeşitli STK'lara göre yaptınız. Şehrin gelecekleriyle ilgili birçok toplantısına görüşlerinize katıldınız. Spor yöneticiliği yaptınız Rize Spor'da. Ondan sonra ilgilenmesi başkanlığı yaptınız. Bütün bu deneyimlerden sonra Rize Belediye Başkanlığı görevine başladınız. O tecrübelerinizden sonra kafanızda nasıl belediye başkanlığı profili oluştu? Bunu merak ediyoruz. Yani şimdi tabii bunun hazırlık aşaması demek ki o yıllardan itibaren başladı. Ben az önce yayından önce arkadaşlara diyordum. Bu 26. yılında televizyon ekranlarına çıkmamın yılı herhalde benim de ilk 94 yılında üniversiteyi bitirmiştik. Ruder'in işte genç yöneticisi olarak ekranlara çıkmıştık. Gençliğin problemlerini konuşmuştuk Rize TV ekranlarında. O yıldan bu yıla ve hem Üniversite Geliştirme Derneği başkanlığından efendim Rize Üniversite Mezunları Derneği başkanlığından tutun da birçok STK'larda görev yaparken aslında Rize'yi konuştuk. SWOT çalışmalarını, Rize'de ne yapılabilir? Ulaşımdan sağlığa, eğitime, Karadeniz yolu, havaalanı. Biliyorsunuz bunlar 1990'ların ortalarında Rize'de konuşuluyordu. Ve o dönemden beri ben şimdi de özlemle diyorum gençlerimize ki STK'ların içerisinde olun, fikirlerinizi söyleyin, platformlarda kendinize yer bulun. Bu illaki mükafatı o gün verilmeyecek. İşte biz belki o gün çıktığımız televizyonlarda 26 yıl sonra bu ilin belediye başkanı olacağız hayaliyle çıkmadık. Ama bir derdimiz vardı. İlimizdeyiz, ilimize ne katabiliriz diye. Ve birçok platformlarda daha sonra İGMS başkanlığı döneminde 7 yıl kadar bütün ilin problemleriyle, kaldı ki Türkiye'nin kendi içerisinde problemleriyle hemhal olmaya çalışıyorduk. Ama bu dert meselesiydi, ilgi meselesiydi. Tüm o tecrübelerle beraber ve benim
üniversite yıllarından sonra eğitim döneminde de hep işim yöneticilik olduğu için, kendi kurumlarımda da yöneticilik olduğu için o yöneticilik vasfıyla burada da aynı yönetimi, finansı yönetiyorsunuz, personeli yönetiyorsunuz ve Rize'ye yeni vizyon projeler kazandırma adına sizin bir nevi paydaşlarınız olan bakanlıkların alt kurumlarıyla, genel müdürlükleriyle veyahut da bölge müdürlükleriyle veyahut da Taşlı'daki müdürlüklerle müthiş bir koordinasyon içerisinde işlem yapıyorsunuz. Bu aslında 25 yıl önce de yaptığınız bir dernek başkanlığındaki ilişki ağı neyse bunun biraz daha genişletilmişi, daha güçlü halatlarla belki birbirine bağlı olduğu bir ağdan başka bir şey değil. Fakat bizim başkanlık sıfatıyla Rize'ye bakıyor olmamız, Türkiye'ye bakıyor olmamız daha farklı bir resim ortaya çıkarmış oldu. Efendim meclis başkanlığından bakarken bir dernek başkanlığından veyahut da bir eğitim idareciliğinden bakarken başka resimler çıkıyordu karşınıza. Ama yönetme anlamında biz elhamdülillah o anlamda belediyede bir yıllık icraatlarımızla beraber o yönetimde bir tecrübesizlik gibi bir algı olmadan her şey yolunda gidiyordu. Kendi şehrimiz, bu şehirde bugüne kadar hayatımızı idame ettirdik. Bu benim için büyük avantajdı. Karşımızdaki kurumlar, şahıslar, esnaf, hepimiz büyüklerimiz, abilerimiz, kardeşlerimiz. Avuç gibi bilmek tabiri aslında evet. Ha yani o şekilde. Onun için ilk müdahalelerde gerek ulaşımda gerek diğer sektörlerdeki müdahalelerde hepimizin bir kahvede veyahut da evde, iş ortamında konuştuğumuz "aa şurayı da düzeltmemiz lazım" diyebileceğimiz nevinden işlerdi. Çünkü biz de onları yaşıyorduk. Bu anlamda rahat oldu diyebilirim. Peki İller Bankası'nda da göreviniz var. İller Bankası'ndaki o tabloya, oradaki tecrübe deneyiminize baktığımız zaman Türkiye'deki belediyecilik anlayışıyla ilgili tespitinizi merak ettim. Genel bir yorum yapmanız mümkün mü? Şimdi şöyle tabii Türkiye'de Batı Avrupa nezdinde, bugün gelişmiş ülkeler nezdinde merkezi hükümetlerle yerel yönetim arasında, yerel yönetimlerin gelirleri arasında farklar var tabii ki. Çünkü bugün gelişmekte olan yahut da gelişmiş ülkelerin 150 yıldır oturan bir sistemleri var. Ya bundan şunu kastediyorum. Bizim merkez bütçede topladığımız havuzdan belediyelere verdiğimiz yardımlarla gelişmiş ülkelerdeki o yardım oranları birbirinden bayağı farklı. Bu anlamda biz onu neyle telafi ediyorsunuz? İlde, kendi ildeki dinamiklerle beraber ve bakanlıklarla beraber çalışarak. Bugün belediyeler için en önemli bakanlıklardan biri Çevre Şehircilik Bakanlığı'dır, Ulaştırma Bakanlığı'dır ve böyle işte Tarım Bakanlığı yani Devlet Su İşleri ile beraber gelen genel müdürlüklerdir. Arka arkaya böyle sıralayabiliriz. Bunlar bir belediye için önemli kurumlar. Bunlarla olan ilişkileriniz veyahut da size gelen gelirlerin rentable olarak dağıtılması önemli bir nokta. Bir de ben belediyelerde şunu gördüm. Her ne kadar belediyeler istatistik anlamında efendim personel giderleri %30'u aşmayacaktır diye bir ilke ve herkes buna uyuyormuş gibi gözükse de benimsenmiş bir ilke olarak aslında tabii, kurulmuş olan iştirak şirketleriyle beraber bu ciddi anlamda denilmiş durumda. Bu da belediyelerin daha rentable çalışmasından ziyade belediyelerin bir nevi istihdam noktaları olmaya doğru gidiverdiklerini görüyoruz. Türkiye'nin bütün belediyelerinde bu sıkıntı aslında var. Geçmişe göre düzeltenler var. Bazı belediyeler var hakikaten bunu düzeltmişler. Daha çok teknik donanımla, kontrolle beraber kendini bütünleştirmiş. Bunun yanında icracı işlerini de efendim dışarıdan özel sektörle beraber yapıyor. Sadece onu kontrol ve denetlemesiyle beraber. Bu daha seri hareket etmesini sağlıyor. Aslında ülkemizin de son 20 yılda hükümetlerimizin de yaptığı tam da buydu. Nedir o? İşte bakıyorsunuz ki devletin hantal olan yapılarını kenara bırakarak daha seri çalışmaya ve onları özel sektörüyle yapmaya gayret ediyorsunuz. Bunun sıkıntıları da vardır. İşte özel sektörün büyümesini hazmedemeyen yahut da sıkıntılı büyüyen tarafları da olabilir. Ama en verimli, en organik fabrikanın bile atıkları olabileceği gibi
en verimli sistemlerin, ekonomik sistemlerin de böyle çarpıklıkları muhakkak diye olacaktır. Bu sistemden değil, tamamıyla kişilerden kaynaklı olduğundan dolayı diyorum onu. Niye? Bugün dünyada Çin'den sonra en büyük inşaat sektörü Türkiye'nin elinde ise, Türk müteahhitlerinin elinde ise, bu hükümetlerimizin son dönemlerde bunlara ülke içinde ve ülke dışında yeteneklerini, başarılarını, potansiyellerini artırmasından geçiyor. Yoksa yapamazsınız onu. Uluslararası arenada bir havaalanını bilmem şunu bunu yapabilmeniz için ülkenizde 5-10 tane yapabilmeniz lazım gibi. Onun için ben belediyecilik anlamında yine gelecek olursak, yerel yönetimlerde belediyelerimiz gelirlerini artırma anlamında ve gelen gelirleri daha israf etmeden, daha tasarruflu kullanabilme adına çalışma, gayret içerisinde olmaları lazım. Bunları da bahsedeceğiz önümüzdeki tabii süreçte. Ki, ben mesela personelimle ilgilenen başlayabiliriz. Şöyle bir soruyla açalım bunu isterseniz. Şimdi nasıl bir görev devraldığını ifade etmeye çalışınca bazı işte kişiler siyasette ya da özelde hemen eskiyi yermek olarak algılanıyor. Oysa genel durum analizi yapmak lazım. Siz bir göreve başladığınız zaman oradaki mali tablonun ne olduğunu, personel durumunun, işlevin ne olduğunu kamuoyuyla paylaşmazsanız yaptıklarınızı anlatamazsınız ki zaten. Tabii. Bu nasıl bir tabloyla devraldınız siz belediyeyi? Bunlar zaten her yıl mali denetim geçiriyorsunuz. Resmi rakamlar olarak zaten açıklanıyorlar yani bu tip tablolar. Şimdi personel olarak tabii ki geçmiş yıllardan beri gelen bir personel yapısı vardı. Mesela biz geldiğimizde 1022 tane personel vardı. Benim seçim çalışmaları döneminde aslında çok yanlış bilgiler de vardı. Yani en etkili ağızlarda bile işte 1400 tane var, 1300 tane var. Böyle bile deniyordu ama bizim belediyede kadrolu ve iştirak şirketimiz olan Ribelsan'a bağlı olarak 1022 tane personelimiz var. 1022. Evet, var idi. Bunlar da belki o dönemde hani TYP kapsamında İşgür üzerinden alınan 100 tane, 150 tane kişi, 200 tane kişi zaman zaman oluyorsa da bu bizim tarafından hiçbir zaman özlük hakları bağlı olmayan bir yapı olduğu için ben belediyenin özlük hakları belediyeye bağlı olan kişilerden bahsediyorum. 1022. Biz geldiğimizden itibaren şunu söyledik. Yani 110, 103 bindi nüfusumuz. Şimdi elhamda 115 bine bu 2020 ile beraber çıkmış olduk. Bu da bizim gelirlerimizi artırma anlamında önemli bir şey olduğu için söylüyorum. 115 bin nüfusa göre normalde 7-800 tane personelle beraber yapabileceğim bir iş potansiyeli var. Ama zamanla yani yıllara sari olarak birikmiş oradaki kadrolar var ve bunlar tabii ki bir iş yapıyorlar ama biz düşünüyoruz ki bir özel sektörden de geldiğimiz için daha az yapıda sayıyla biz bu işleri yapabilirsek elimizdeki yatırım bütçesine dönüşür. Yani personel bütçesi bir nevi yatırım bütçesine dönüşür düşüncesiyle bugüne kadar bir yıl sonunda bu sayı 968'lere inmiş oldu. 968 ile beraber işte 70-50 demek ki 50-60 kişi emekli ettik ve emeklilerimize de biz hak ettikleri hem her şeyini 54 kişi ayrılmış. Emekli olmuş. Emekli. Yani emekli olmuş. Kıdem tazminatını peşin olarak almış arkadaşlarımızdan oluşuyor. Yine bu dönem zarfında biz 2019'da geldiğimiz zaman tabii bir önceki dönemden yapılan bir bütçe vardı. Yani bütçeler işte 2018'in aralığında yapılan, Kasım'ında yapılan bütçe bir nevi 2019'u kapsıyor. 2019'un Kasım'ında bizim yaptığımız bütçe de 2020'yi kapsıyor. Belki bilmeyenler vardır diye soruyorum. Hı hı. Siz Mart'ta geldiniz göreve. Tabii. Bütçe sizin önceki başkanlık zamanında yapılmış. Yeni gelen başkan bütçeyi revize edebiliyor mu yoksa aynı bütçeyi sürdürmek zorunda mı? Aynı bütçeyi sadece şöyle revize edebilirsiniz, borçlanabilirsiniz. Bütçe tutmaz, açık vermiş olursunuz. Eksi baki yazarsınız oraya. Sonuçta harcama kalemleri yine sizin elinizde, meclisinizden onay alırsınız. Borçlanırsınız, istediğiniz hamleyi yapabilirsiniz orada. Ama sonuçta bütçe bir denge meselesidir. Önceden bir projeksiyon sunuyorsunuz. Diyorsunuz ki benim gelecek yıl şu kadar takriben gelirlerim olur, şu kadar da yatırım bütçem veyahut da personel giderlerim olur. Bu sizin öngörmenizdir. Ve burada denk bütçe tutturmaya çalışırsınız. Ama olur ki çok daha fazla yatırım olur, olası bir durum olur veyahut da gelirleriniz istediğiniz kadar olmayabilir. Ve böylece açık verirsiniz veyahut da artı verirsiniz. Ama bunu çok sıkı bir şekilde denetleyebilmek lazım, görebilmek lazım.
Ben de bu konuda geçmişten beri yani 25 yıllık kendi iş hayatımda da finansa elimden geldiğince hakim olmaya çalışmışımdır. Onun için burada da biz ciddi anlamda hem personel anlamında bir çalışma yaptık bu anlamda hem de finansı kontrol etme anlamında bir çalışma yaptık. Ve ben geldiğimden geçen haftaya kadar diyorum, geçen haftaya kadar 1 lira biz borç almadık. Yani özel bankalardan olsun, il banktan olsun hiçbir şekilde bir para almadık. Dış kaynak kullanmadınız. Hiç dış kaynak kullanmadık. 1 metrekare yerimizi de satmadık. Yani dükkandır, şudur, budur, bir taşınmazımızı da satmadık. Ama buna rağmen ciddi anlamda borçlarımızı düşürdük geçmişten bu tarafa doğru. Peki nasıl olabiliyor bu? Ne yapabiliyor? Tabii belki ya sadece 50, Ankara'da 60 kişiyle emekli olmasıyla bu sağlanacak tabii, bir şey değil. Tabii sonuçta onlara 5-6 tabii 1 milyon tazminat verdik onlara. Tabii ki bizim İller Bankası'ndan olmamız, gelirlerimizi biraz daha etraflıca ne geliyor gidiyor diye hesap etmemiz. Ama bunda en önemli şeylerden biri de biz elimizden geldiğince kendi personelimizle beraber işlerimizi getirmeye başladık. Yani gerek fen işlerinde, gerek makine ikmalde, gerek efendim park bahçelerde birçok işte kendimiz beraber bu işleri yapmaya başladık. Ve dışarıya daha az. Yani mesela şöyle diyeyim, geldiğimizde belki de 7-800 bin liraya yakın bir araç kiralaması oluyordu. Ama o makineleri yenileyerek, değiştirerek kendi makinelerimizle yapmaya başladık. Daha az dışarıya kiralama veriyoruz en basitinden. Şimdi bir hafta önceye kadar dedim. Bir hafta önce İlbank'tan hem Covid ile ilgili bir kredi veriliyordu, bir kredi aldık. Ama onun da gayesi benim için borçlanma, şuraya buraya vereceğim para yerine borçlanmam ben. Yani personel vereceğim ya da şuraya vereceğim diye borçlanmam. Eğer ondan bir gelir getireceksen borçlanırım. Şimdi bu 5 milyonluk ileride bahsedecektik ama hemen söyleyeyim. Dağ başından at meydanında bizim 3 kilometrelik mevcut su borumuz var. Yani çelik su borumuz Andon var. Suyu. Andon suyunun su şebekesi var. Bu hemen hemen 20-25 yıllık bir şebeke oldu. Bunu değiştirmeyi düşünüyorduk zaten. Mesela orayı hem değiştireceğiz hem de alt meydanı kısmındaki deponun önüne 0.8 megawattlık bir türbin takacağız. Ve bunların siparişleri verildi şu anda gümrükteler. Bunu yaptığımız zaman yaklaşık 250-300 bin lira belediye her ay bir gider gelir olacak. Oysa ben o parayı 3 yılda 150-160 lira vererek geri ödeyeceğim. Nereden sağlanıyor burada? Tamam. 0.8 megawattlık elektrik santrali. Enerji üretimi alıyoruz. Enerji üretimi yapıyoruz. Ve biz oradan 300 lira alacağız ama o parayı 3 yıl geri ödemeli 150-160 lira vererek geri ödeyeceğiz. Peki bu belediyenin mülkleri kira dışında, emlak dışında belediyenin ilk ciddi gelir kaynağı mı? Öyle adlandırabilir miyiz? Yok, hayır. Biz mesela biz İl Bank'taki yani işte oradaki yönetim kurulunda olmamız haliyle Ankara'yla yakın. Yok, hayır, şunu diyorum. Belediyenin Rize içindeki aylık gelir elde ettiği... Tabii. Şöyle söyleyeyim. Bir de 7-8 sene önce Andon'daki suyun yani arıtmaya giren suyun önüne bir Türk firmayla Alman bir firmaya orada yaptırılmış bir tribün var. Oradan da bize %30 geliyor. Ama ben onu hep diyorum. Ben yine olsaydım kendim tümüyle yapardım. Tüm gelirini belediye. Çünkü su benim. Her şey benim orada. Yapılacak sadece bir tribün koyuyorsunuz. Oraya başka bir icraatı da yok. Ama böyle bir gelir 2019'un Temmuz'undan beri gelmeye başladı bize. Takriben ayda 110-120 bin lira. Ama Rize Belediyesi değil. Andon Su Birliği'ne geliyor. Yani diğer belediyelerimizle beraber ortak olduğumuz Andon Su Birliği'ne böyle bir para geliyor. Ama sadece bir Rize Belediyesi olarak ilk kez böyle bir gelir geliyor. Bundan daha değişik bir tane daha ciddi bir gelir getirecek bir projemiz daha var. Ama şu anda paylaşmak istemiyorum onu çünkü bayağı o da stratejik bir gelir kaynağı olacak İnşallah. Belediye için. Ama bunlardan ziyade önemli olan en büyük gelirlerimizden biri bakın tek kalemde biz 2019 yılında 103-104 bin nüfusa göre gelir alırken şimdi 115 bin nüfus, 11 bin arttı. Bu ayda 1 milyon demektir. 12 milyonluk bir gelir demektir bir yıl boyunca. Evet. Bu ciddi bir
bizim için gelir kalemidir yine. Ama bundan ziyade bizim yatırımları kontrol altına almamız ve kendi personelimizle beraber elimizden geldiğince yapmamız bunu farkını ortaya koydu. Çünkü ben istatistiklerle biraz sonra bahsedeceğiz. Fen işlerine makinede aldığımız araçlarla falan filan yıl ortalamalarına baktığımız zaman daha fazla sahada icraat yapmış olduğumuzu zaten görüyoruz. Rakamlara da kurabiliyoruz. Tabii bir de şu var tabii, hep borç, ciddi borç yükü devrolur belediyelerde bir sonraki döneme. Hı hı. Bu zaman zaman siyasi anlamda polemik oluşturur. Zaman zaman da durumun ciddiyet açısından da şehire birlik Hasan beraberliği Bey, benim sağlar. İçin bir ticaretle uğraşmış, iş adamlığı yapmış biri olarak benim için borcun miktarının hiçbir önemi yoktur. Borcun sürdürülebilir tarafının önemi vardır. Yani sizin kaç milyon dolar bilmem milyarınız borcunuz da olsa eğer sizin gelirinizle kontrol altındaki gideriniz arasında artı bir şey varsa bu sürdürülebilir bir borç demektir. Borç bundan sonra da olacaktır. Ama bizim borçtan gayemiz şudur. Ben borçlanacaksam bunun bana bir getirisi, döngüsü olması lazım. Eğer o döngüyü sağlayamıyorsa o borç sarmalı sizi bir noktadan sonra boğacaktır. Ve personelinize artık maaş veremez duruma geleceksiniz. Ötelemeler yapacaksınız. Veyahut da gayrimenkullerinizi satmaya başlayacaksınız. Eğer bunları satmadan, personelinizin maaşına bir halallik getirmeden borçlanıyor ve bunu döndürebiliyorsanız bu iyi bir yöneticilik örneği olarak görüyorum. Onun için ben bizden önceki gelen borçlar, biz şunları bir de toparlamaya gayret ettik. Özellikle piyasa borçları, yani Rize'nin esnafına veyahut da çevredeki esnaflara olan borçlarımızı, şu anda bizi izleyenler de onu takdir ediyorlardır. Sistematik olarak ödemeye başladık. Yani ay ay bize gelen faturaları ay ay, işte 2 ay, 3 ay, bunlar 1 yıllık 7-8 aylık süreçlerden başlamıştı. Şimdi elhamdülillah 2-3 ay geriye dönük, 1 ay bazen geriye dönük borçlarımızı sistematik olarak ödemeye gayret ediyoruz. Şu pandemi döneminde son 1-2 aydır biraz tabii ki gelirlerimiz her türlü azaldı. O anlamda, ama ben yine de bu ayda olmak üzere her ay ayın 15'inden sonra elimizden geldiğince esnafa borçlarımızı ödemeye gayret ediyoruz. O bizim için önemliydi ve bunu da bir adalet, hakkaniyet çizgisi içerisinde yapmaya gayret ediyoruz. Şu merak edilir şimdi, giderler azaldı, gelirler azaldı pandemi sürecinde. Evet. Ama giderler değişti mi Sayın Başkan? Giderler bizim tabii ki değişmedi. Yani sizin personelinize, efendim esnafta yaptığınız icraatlarda aldığınız malzemelerin giderinde bir değişme olmadı. Ama sosyal, onunla ilgili biz önceki dönemden hazırlığımız vardı, paramız vardı. O parayı biz hiç olumsuz bir şey yansıtmadan şeyimize verdik. Hatta ben şunu da söyleyeyim. Belki de Rize belediyeciliğinde, belki de Türkiye'de de büyük şehirler haricindeki belediyecilikte ilk oldu. Ben 15-20 gün önce bütün ilçelerimiz belediyelerine ve belde belediyelerimize nakdi olarak da yardımda bulunduk. Yani aynı değil, nakdi olarak yardımda bulunduk. 11 tane ilçemize, tümüne, o zaman 6 abilik, tane beldemize. Abilik kavramı da belediye anlamında. Yani özellikle biz onu belediyelerimizden ötede oradaki vatandaşlarımızın da bu pandemi sürecinde belediyelerin COVID ve hijyen malzeme alınmasıyla ilgili bazı öncelikleriyle ilgili nüfuslarına göre onlara nakdi bir yardımda bulunduk. Peki merak edilmişim, yine izleyicilerimiz merak etmişlerdir. Ayrım yapıldı mı ilçelere? Hiçbir ayrım yapılmadı. Kendileri biliyorlar onları. Biz Çayeli, Pazar, Ardeşen'i bir tuttuk. Diğer 9 tane ilçeyi bir tuttuk. Beldeleri bir tuttuk, 6 tanesini. Yani o şekilde ayırdık onları. Hiçbir ayrım yapmadık. Kendileri de biliyorlar. Teşekkürlerini de ettiler. Biz de şunu söyledik. Biz elimizden geldiğince böyle bir rahatlığa kavuştuğumuz zaman ilçelerimiz bizim ilçelerimiz. Oradaki hepsi kardeşlerimiz. Onları da elimizden geldiğince her ne kadar aynı yardımlar, yani araç gereç yardımıdır, malzeme yardımıdır yapıyor idiysek de bunu ilk kez nakdi olarak yapabildik. Peki Rize Belediyesi'nin borcu sürdürülebilir bir pozisyonda mıydı? İnşallah. Biraz daha açalım. Şu anda çok ciddi anlamda kontrol altında. Bizim özel bankalara olan borçlarımız
ciddi anlamda eridi ki ben geldikten sonra sağ olsun genel müdürleriyle özel görüşmeler yaptık. Oradaki abartılı bir faiz rakamları vardı. Onları da aşağı ta o zamandan düşürmüştük zaten aylık giderleri engellemek adına. Ve bu da ciddi bize bir katkıda bulundu. Ben şimdi nokta nokta tabii zaman içerisinde aklımıza geliyor ama böyle çok önemli dokunuşlar. Her bir dokunuş size 5-600 bin liradan 1 milyon arasında bir tasarruf kasanızda bırakıyor. Ciddi para bu. Ciddi parası. O zaman şunu diyebilir miyiz? O borç yükü evet şu anda sürdürülebilir bir halde ama çok rahat. Bugüne kadar hizmetlerimizi yavaşlattı gibi bir şey diyebilir miyiz? Evet, şimdi belki onlardan bahsedeceğiz ama işte onu benim için de o önemliydi. Ama bunu Rize'de bizi izleyen vatandaşımız şu anda takdir ediyor ki biz makine parkında bakıyorsunuz istatistiklerle ciddi. Belki bu projeleri bir gidelim sonraki mesela, dönemde yani en sona doğru projeleri anlatırız. Bir şeyden mesela hem temizlik işlerinden başlayıp bütün müdürlüklerde yapılan son bir yıldaki yatırımlar şöyle çok özetle. Çok iyi olur. Kısa kısa zaten geçebiliriz. Sayın seyirciler, Rize Belediyesi'nin bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Rize Belediyesi'nin bir yıllık sürecini konuşuyoruz. Rahmi Metin Başkanlığındaki bir yılı konuşuyoruz. Onun için detaylıca bakacağız bu akşam programımızda neler yapılmış olduğuna. Covid tabii ki şehirde birçok alanda ki ifade ettiğiniz ilçelere de el uzattınız ya, bu anlamda. Neler yapıldı? Temizlik işleri de tabii ki önemli. Evet, yani Covid'i biz geçenki programımızda da konuşmuştuk. Artık bu herkes tarafından algılandı. Yani bu bizi tabii ki dezenfekte. Bir de bazı vatandaşlarımız şunu da diyor. Geçen bir yorumda baktım. Bir vatandaşımız diyordu ki ya şu Covid'le beraber pandemi döneminde belediyenin yaptığı şu temizlik hizmetleri inşallah devam edecek. Ama ben buradan söylüyorum. Devam edecek olduğu gibi biz pandemiyle beraber başlamadık. Geçen sene 2009 yani 2019'da başladığımız süreçle ilgili bu temizlik işleri başladı. Mahallelerde, sokaklarda, köpüklü sularla bak bunu bir daha söyleyeyim yine. Köpüklü tamamıyla deterjan değil, Arap sabunu tozu bu. Onun için hiçbir ekolojik dengeyle ilgili de bir sıkıntımız yok orada. Temizlik süreci Covid'le beraber daha da yoğunlaştı. Sokaklarda el dezenfektan kutularına tutun da bütün kamu kurumlarının dezenfekte edilmesi, toplu taşımanın, taksilerin mesela şu anda pazartesi günü şanla kahveler ve belirli yerler açılacak. Onların arkadaşlar gidecekler dezenfektan ilk etapta biz yapacağız belediye olarak. Bunlar hastanelerde, valilikte, işte efendim alayda, emniyet müdürlüğünde birçok yerde işletmelerde dezenfektan temizlikleri yapıldı. Camilerimizde yapıldı. Bunun haricinde sokaklar özellikle ya bizim bir vatandaş için olarak söylüyorum. Bir farkındalık oluştu yani. Kesinlikle benim belediyem hissini verdiniz bunu söyleyebilirim. Bunun mali boyutu falan önemli değil. Yani değil. Tabii. Veya iş yeri sahibi oradan 3-5 kuruş para kazandı diye buna böyle bakmayacağını düşünüyorum tabii. O hissi ya dayanışma ruhu, beraberiz ruhu açısından çok doyurucuydu davranışınız. Bunu yani biz bunu önceki süreçte başladık, pandemi döneminde yoğunlaştırdık ama bu temizlik mahallelerin yani ben bunları kendim de çünkü yani yaşayarak gördük. İşte konteynerleri kurbanda ve diğer süreçlerde özellikle kireçlenmeden tutun da yolların devamlı yıkanmasından, temizlenmesinden. Bazen şu şikayetleri alıyorum. Yani ara caddeler, ara sokaklarda birçok kişi her yerde anında istiyor bu işi. Evet her yerde anında yapamıyorsunuz. İnsanların daha yoğun olduğu yerlerden daha az yoğun olduğu yere doğru bu çalışmalar hızlı bir şekilde yapıyor. Evet, konteynerlerimiz destekleniyor. Yani özel araçlarla, sıcak sularla, kaldırımlardır, yollardır ve bu sürekli devam edecek. Yani bizim dönemimiz boyunca bu temizlik algısı devam edecek. Ama biz buradan şu mesajı da vermek istiyoruz. Temizlik bizim görev, temizlemek bizim görevimiz. Ama kirletmemek halkımızın temiz iradesinde tabii olan bir şey. Onu da başarabilirsek sokaklardaki izmaritten tutun da işte bak sahil bantlarındaki bir sürü şeye kadar bunlar biz yine yapacağız. Bizim görevimiz yine yapacağız. Ama biz şu şehrin sokaklarında elimizdeki kağıtları ya sadece sigaralar için bile özel küllükler direkleri koyduk ki geçerken orada söndürüp oraya atsın yine. Bir sürü çöp kutularını görüyorlar zaten bunlar artırıldı. Şimdi 1000'e yakın dörtlü çöp kutuları geliyor. Bunları özel sıfır atıktan dolayı Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan yine hibe olarak aldık onları.
bütün ile dağıtacağız. Özellikle okullarımızın bahçelerinde, büyük sitelerin bahçelerinde başlamak üzere böyle yayacağız ki vatandaşımız orada metale ayrı camı ve diğer kartonları, gıdaları ayrı ayrı atsın yine. Ama tüm bir mücadelenin karşılığında bizim beklentilerimiz var tabii ki. Nedir o? İnsanlarımız biraz daha bu konuda dikkat ederse Türkiye'nin, dünyanın en temiz, en güzel havasına sahip olan bu ili en temiz şehri yapabilmemiz bizim elimizde. Aslında şöyle bir örnek verelim Sayın Başkan. Bu şehir hepimizin şehri olduğu için bir programcıdan ziyade bir vatandaş olarak bunu söylemek istiyorum. Gittiğimiz her şehirde ilk neye bakıyoruz? Temiz bir şehir mi diye. Evet. O halde bizim şehrimiz turizmle ilgili gelişen bir şehir, turist alan bir şehir. Gelen turistlerin de Rize'ye gittik, temiz bir şehir gördük demesi hepimizi ilgilendiren bir durum diye. Geçen sene ve bu sene süreci içerisinde birçok kişi şehre gelen, özellikle geçen sene yazın, bize bunu dedi. Yani bunu fark ettik dediler. Sokaklarda çok temiz bir şehriniz var diye. Ama ben hala mutmain değilim. Çünkü ben geziyorum. Hepsi sanki gözüme geliyorlar böyle. Algıda seçicilik olmaya başladı. Sokaktaki o çöpler. Onun için özellikle şu anda sigara izmaritleri, yani diğer çöplerden ziyade bunlar çok göze batıyor. Bunları da biz bütün vatandaşımızla beraber eğer birlik halinde yapmasak, kirletmesek bence daha güzel olacak. İşletmelerin önünde, işte kahvehanecilerle biz konuştuk, onlarla anlaştık. Kendi önlerini kontrol altına almaya başladılar. Çok da güzel oldu ama bu Covid süreci biraz bizi aksattı. Yenisi gelecek. Bütün 46 mahallemizde bu tür temizlikleri araçlarla gezerek gece, yani araçlarımızın 8 tanesi gündüz çalışıyorsa 17 tanesi gece aynı temizliği yapıyor. Yani 24 saat esaslıdır. Gece bir yerde 3'te bakıyorsunuz, 4'te temizlik araçlarından ya sokaklar yıkanıyordur, ya temizlik yapılıyordur, ya köpüklü sularla dediğim gibi yıkanıyordur. Bunları bundan sonra sürekli şekilde görmüş olacağız. Aynı zamanda sıfır atıkla ilgili merkeze bağlı 51 okulla ilgili çalışma başlattık. Çocuklarımızı bu kampanyaya katabilmek için. Ve hakikaten ciddi bir geri dönüşler oldu. Ya biz bir gelir kalemi daha bununla ilgili de söyleyeceğim ama bir kağıt ve karton mesela 100, 1180 ton diyor. Plastik 396 ton. Ton böyle atık piller, elektronik atıklar, bir sürü şeyler toplanıyor ve bunlarla ilgili bir atık merkezi yaptık biz. Orada atık yağlar evlerden dönüşümlü olarak alo telefonla arıyor, evinde biriktirdiği yağı alıyorlar, ona bir kupon veriyorlar, işte belirli bir limite gelince bisikletle ve hatta başka şeylerle ödüllendirecek, hem de okullar ödüllendiriliyor bilgisayarla, diğer değişik enstrümanlarla. Ama bizim yine tasarruf olarak yaptığımız bir hamle şu, bizim günlük 120 ton çöp toplanıyor Rize'de. Bu yaz kış değişiyor aşağı yukarı. Ortalama 120 ton. Bu 120 tonun içerisinde yaklaşık 30 tonu nitelikli çöp. Yani cam, demir, karton, plastik. Şimdi biz bir ayıklama bu anlamda tesisi kurdurduk. O tesiste bunlar geliyor, elekleniyor ve 20-30 ton oradan ayıklanıyor nitelikli çöp diye. Başka tarafa gidiyor ama biz diğer gıda çöplerini yine Tragkap'a getiriyoruz, teslim ediyoruz. Böylece bizim oradaki aylık masrafımız da ciddi anlamda 1/4 oranında azalmış oldu. Hiçbir şey yapmayarak 1/4 oranında azalmış oldu. Biz bu geri dönüşüm paralarını da yine çevrede, çevre sağlığı için, sıfır atık için fonlama olarak kullanmış olacağız. Bazı araçlar aldık yine çevre genel müdürlüğümüzden, yani Çevre Şehircilik Bakanlığı nezdinde hibe olarak aldık bunları da. Bunları da ekipman içerisine katıldılar. Yine temizlik işlerinin yaptığı güzel bir çalışma. Araçlarımızı yeniledik. Bana özellikle diyorlardı, şimdi bak o eleştirileri gel, bayır yukarıya çıkarken işte atık suyu akıtıyor. Önce diyor bizim mahalle çok dik diyor, bizim mahallenin çöpünü alsın diyor, sonra diğerlerini alsın. Mahalleyi temizlerken pisletiyorsunuz diye. Ha, yani ama şimdi o araçlarla ilgili de yenilemeler yaptık. Ortalama yaşlarını 1-2 yaşına kadar çekebildik. Yani bu 2019'dan 20'den itibaren onlar da bir nevi hallolmuş oldu. Yani bunlar bizim için temizlikte. Şimdi makine ikmaline bakıyoruz. Sadece ben size basitçe diyorum, yani yapılan bir iş. Ali Paşa'da, yani eski dedemanın oraya giderken Ali Paşa'da bir bayanlara ait bir plaj yapmak için orada kocaman bir mendirek yaptık. Yani belediye imkanlarıyla girdik denize, taş dolgusu yaparak orada
bir yer oluşturduk ve İşan'la arkadaşlar çalışıyorlar. Bayanlı Hayat bir plaj. Tabi buradan hemen diyor herkes, biz nereye yüzeceğiz diye erkeklerimiz. Ali Paşa Mendireğini de Altyapı Genel Müdürlüğümüzden anlaştık. Şimdi sadece plana girecek. Ekranda gözüküyor bak Mendirek. O Mendirek belediye tarafından bir aylık bir süreçte yapıldı. Diğer çalışmalar da yapılıyor. Yani Rize Belediyesi'nin bu tip işleri yoktu yani denize girip de evet. Mendirek yapmak. Ne zaman hizmete girecek bayanlarla ilgili dediğinizde? Şimdi burası zaten doğal olarak plajdı. Evet. Yani sadece çevre düzenlemesi yapılacak. Orada gerekli çalışmalar yapılacak. İnşallah bu sene sezonuna bakalım işte ne zaman izin verilecekse belki bir iki ay sonraya yetiştirmeye gayret edeceğiz orayı. Açacağız. Aynı yerde hemen ilerisinde Ali Paşa Mendireği'ni de 300 metre daha uzatarak Ali Paşa'nın oradan çifte kavağın önüne kadar ki o alan inşallah birkaç sene sonra doğal yüzme alanı olacak. Evet. Birikmeyle doğal beraber. Bir yani T'ler yerine yahut da mahmuzlar yerine denizde bir büyük mendirek yaptırarak inşallah orayı oradaki biz Ali Paşa'daki mendirekteki esnaflarımızla oradaki köylülerimizle görüştük. Onlar da bize böyle dediler. Bu mendireği büyükçe yaparsak burası doğal bir koy olacaktır ve plaj olacaktır. Orası da Şanlı Rize ileriki yıllarda plaj olarak hizmet verecektir. Şimdi makine ikmalde biz yaklaşık 6-7 milyona yakın yeni araç aldık. Hani bir yılda. Bir yılda 6-7 milyonluk araç. Ne aracı aldık? İşte az önce dedim ya kiralamaları azaltıp belki de yılda 6-7 milyon. Bir dönem kiralama yapalım, diğeri daha yüksek maliyet olur diye bir görüş vardı belediyecilikte. Evet. Şimdi değişti? Sıkıntı şu, kiralamada eğer siz hizmet, biz yine bir sürü kiralama da yapıyoruz ama biz işçiliği kiralama yapıyoruz, makineyi değil. Niye? Biz şu anda yaklaşık bir 10-15 tane küçük dirili ufaklı şeyle, müteahhitle çalışıyoruz. Bütün mahallelerdeki duvarlar bahsi olacak. Onlar hep onların eliyle yapıyoruz. Çünkü işçilik gücü lazım bize orada. Ama buradaki olay şu. Mesela bizim kanalizasyon ekibinde araç kiralaması vardı. Personel kiralaması vardı. Fakat personeli artık kiralayamıyoruz. Biliyorsunuz KYK ile beraber bunları kendi bünyemize aldık. Şimdi personel benim. Personelimin kullandığı araçlar, yani benim personelimin kullandığı araçlar bir müteahhit. Buna gerek yok ki. Ben o araçları alırım. Zaten benim personelim kullanıyor onları. Ve bunlara baktığımız zaman araçların toplam sıfırının bedeli 3 yılda kendini amorti ediyor. Ama biz bunları yenileme usulüyle hepsini sıfır olarak da almadık. Yani çok özel rakamlarla alındı. Ve araçlar. İkincisi kamyonlar. Şimdi mesela bu dolguları yapıyoruz. Sahildeki mesela ben basit yine bir örnek vereyim. Şimdi külliye dediğimiz alan. Evet. Biz oraya geldiğimiz gibi dedik ki burayı dolduralım. Ya belki otoparkı genişletiriz arkaya doğru. 1,5 milyon istendi onun dolgusuna. 1,5 milyon. Ama biz kendi imkanlarımızdan sağ olsun özel liderinde DSİ'den de destek alarak çünkü DSİ de dereden topladığını bir yere dökmesi evet. lazımdı buraya ve biz onu doldurduk ve oradan öteye hemen hemen 30-40 dönümlük alan kazandık şimdi orada. Ve o devam edecek biliyorsunuz. Gireceğiz o mevzuya millet bahçesi. Sayın Başkan şöyle bir ara verelim. Makine İkmal Müdürlüğü'nü konuşuyoruz ama birçok soru var. İzleyicilerimize şunu söyleyeyim. Zamanımız kalırsa sorulara değineceğiz. Onu da belirtelim. Ama mümkün oldukça değinmeye çalışacağız. Arada şimdi, şey yapabilirsiniz. Yani kısa, böyle bir 5-10 dakikalık evet. sorular alınır. Böyle kısa kısa cevap veririz onlara. Kısa bir reklam arası şimdi verelim. Sonrasında tamam. Rahmi Metin Başkanımızla Rize Belediyesi'ni ve Rize'yi konuşmaya devam edeceğiz. Sayın seyirciler, Rahmi Metin'le Rize Belediye Başkanı Sayın Rahmi Metin'le söyleşimize devam ediyoruz. Rize Belediyesi'nin bir yılını konuşuyoruz. Rahmi Metin Başkanlığındaki bir yılda neler yapıldı, nasıl bir tablodan nereye gelindi, hepimizin ortak amacı daha güzel, daha kalkınmış bir Rize. İşte bunun için Sayın Metin Başkanlığındaki ekip neler yapıyor, bunları konuşacağız. Makine parkı ile ilgili konu, yeni araçlardan bahsettiniz. İkmal evet. Müdürlüğü'nü konuşuyorduk. Evet. Lütfen devam edelim. Yani biz orada her yıl, biz fakat oradaki ana felsefemiz şu, yeni bir şeyler eklemek değil, eski, atıl, yedek parça, mazot israfını fazla yapanları ortadan kaldırmak, onların yerine yenilerini idame ettirme şeklinde devam ediyor. Yine
bu süre zarfında ciddi anlamda makine ikmalde şeyler yaptırdık. Demir aksamları yaptırdık. Yani şimdi geçitlerde mesela belediyenin karşısında yaya geçitinde ilk güzel bir süsleme yapılmıştı orada, ışıklandırma. Dışarıdan aldığınız zaman 10 liraysa kendi makine ikmalinizde onları 3 liraya 4 liraya bizim atölyede yapabiliyoruz mesela. Bu şekilde hem iş yapıyorsunuz hem de daha maddi anlamda tasarruf yapmış oluyorsunuz. Ben hemen yine fen işlerine geçmek istiyorum. Fen işlerinde bizim tabii 5 yıllık bir programımız var orada. Ciddi anlamda yeni yol yapımları, efendim yolların betonlanması, özellikle ara caddelerin asfalttan ziyade betonla yapılması, ama beton yapılması için alttaki su yeni hatlarını değiştiriyoruz. Kanalizasyon hatlarını, yağmur suyu hatlarını tamamıyla değiştirip beton yapıyoruz orayı. Şu anda mesela Tophane'de, Gülbahar'da, İslampaşa'da birçok farklı mahallelerden bitmiş ve şu anda yapılan çalışmalar var. Burada biz fen işleri olarak yaklaşık 4400 metreküpe yakın bir taş duvar imal edildi bu bir yıl içerisinde. Hemen hemen 52 bin metrekare perde beton duvar yapıldı. Yani yukarıdaki mahallelerimizde bunlar daha fazla ön plana çıkıyor. Yine yol betonu olarak 11.200 metreküp yol betonu yapıldı, döküldü. Kaldırımlarda yine baskı betonlar yapıldı. Bazı yerlerde zor da olsa 1 metre, 1,5 metre, 2 metre yakaladığımız her yerde yaya kaldırımlarını yapıyoruz ki yayalar oradan rahatlıkla geçsin. Kalede yapıldı, cami önünde yapıldı. Şu anda yine belirli mahallelerimizde yapılıyor. Onun için hem duvarlarımızla beraber hem perde betonlarımızla, taş duvarlarımızla beraber, ama elimizden geldiğince altyapısını değerlendirerek yapıyoruz bunları. Yani orada bir daha açmayalım o betonu özellikle. Bununla ilgili fen işleri bu anlamda da güzel bir çalışma sergiliyor. Asfaltla ilgili geçen sene 15 bin tona yakın bir asfalt döktük. Ama bu sene bu daha yükselecek. Daha ciddi bir asfalt dökeceğiz. Fakat biz arayollara dediğim gibi asfalttan ziyade artık beton, helikopterli baskı beton şeklinde yapmak istiyoruz ki daha kalıcı oluyor. Ben oraya 5 sene, 10 sene, 15 sene bir yatırım yapmadan devam edeceğim orada. Ama asfalt oldu mu yağmurlu kırılıyor, dökülüyor. Altyapısı bitmiş o zaman, o anlama geliyor değil mi? Altyapısı bitmiş oluyor. Hatta biz betonları özellikle bayır yerlerde yaptığımız betonların altına da yine hasır demirlerle beraber koyuyoruz ki bükülme şu bu olmasın diye. Bunlar bizim için önemliydi. Fen işlerinin tabii ki 2020'de, 21'de bu işleri katlayarak devam etmesini isteyeceğiz. Yani her yol caddemizde, yeni bize katılan mahallelerde yolunun betonlanmasıyla, kaldırımıyla, ışıklandırmasıyla, alttaki yağmur suyu drenajıyla, kanalizasyonla beraber ciddi anlamda bir çalışma sergiliyorlar. Su ve kanalizasyona baktığımız zaman da bunlar, arkadaşlar da ciddi bir çalışma içerisine girdiler, ama ben burada şöyle özetle şunları söyleyeceğim. Elimizden geldiğince su borularımızı, yani Andon suyla ilgili eski borularımızı elimizden geldiğince değiştiriyoruz. Her bozulan yeri biz açıyorsak, çünkü çok su kesintisi bununla ilgili şikayetler maalesef geliyor. Her yeri açıyorsak anlayın ki orada biz boruyu değiştiriyoruz, yeni bir sistem kuruyoruz ve diğer kanalizasyondur efendim, diğer yağmur sularını da kontrol altına alarak orayı yaptığımız için vaktimizi alıyor. Ama bunlar bitirildiği zaman inşallah bu sorunlarımız kalmayacak. Yüksek katlı binalara su çıkmamasının sebebi çok soru var bununla basınçlı, ilgili. Basınçlı su veremediğimiz için. Evet. Suyla ilgili geçen yazın sıkıntımızı ayrıca belki dile getiririm suyla ilgili yine. Ama biz sürdürülebilir şehirler kapsamında Dünya Bankası'ndan 5 yıl ödemesiz, 25 yıl ödemeli ciddi anlamda 100 milyonluk bir kredi kullanımı yaparak Rize'nin altyapıyla ilgili suyunu halledeceğiz. Su kesintilerinin bakın bir sebebi. Bizim Andon'dan saatte, bizim öncelikle gölet olduğunu zannediyor insanlar. Yani arkada bir gölet var, Rize'de nasıl su keser diyor. Su birikiyor orada haklı diye. Olarak. Su birikiyor 2-3 aylık, hani su akmasa, yağmur yağmasa da olur diye. Bizim böyle bir göletimiz yok. Gelen su, yüzeysel sular işte Çağrankaya eteklerinden geliyor, direkt arıtmaya giriyor ve oradan şebekeyle insanların evlerine gidiyor. Bizim bugün o Çağrankaya'daki dere, Allah korusun, kesildi, hiç su kalmadı. Bizim 12 saatlik depoluk suyumuz var. 12 saatlik göletimiz yok.
Yeni göle çalışmaları başlattık DSE ile. Bir iki farklı kaynaktan, dereden mevcuda su getireceğiz. Ama asıl problem saatte 2800 metre küp su şebekeye veriliyor. Ama karşılığında 1400 metre küp. %50'si kayıp. Gidiyor, evet. Peki bu kayıp nereye gidiyor? Bunun belki %30-40'ı işte o eski şebekelerde yer altında su gidiyor. Yüzeye de çıkmadığı için hiç haberimiz olmuyor. Bir kısmı şebekeden kaynaklanıyor. Bir kısmı başka sahil sıkıntıları var. İlçelere gidişlerdeki depoların altlarından yüzey suları vesaire. Bunların hepsi ancak bu çalışmayla beraber bitecek. Ama ne zaman, ne kadar bir süre belir planlıyorsunuz? Yani biz bunu inşallah bu yıl sonunda böyle son dönemlerine para kredi işi halledildiği zaman herhalde 2021 yılında yapım ihalesiyle beraber iş başlamış olur. Ama biz bunu beklemeden yan bir kol var yine Andon suyunun. O koldan suyu alırsak, çünkü biz hani son iki sene kar yağmadığı halde, yüzey kuraklık geçtiği halde, 8. aydan 10. ayda, geçen sene 2019'da biliyorsunuz, olduğu halde 2800'den 2300-2000'lere falan düştük. Yani 800'lük bir açık. O kadar kaybımıza rağmen. Biz onu şu anda başka bir dereyle telafi ederek o önlemini aldığımız gibi bu sene kar yağması, yeraltı sularının zenginleşmesiyle beraber inşallah 2020 yılında böyle bir sıkıntımız zaten olası görmüyoruz. Bazen bizim Gündoğdu mevkiinde dağınık suda, oradaki bölgede çok sıkıntı oldu. Bir dağınık sudaki 5-6 yıl önce yapılan su şebekesi hep sıkıntılıydı. Onu tamamıyla kaldırdık. Yeniden şu su şebekesi yapıyoruz oraya, dağınık suya. Yine orada yükselti olarak Çayeli kodundan daha yüksekte kaldığı için biz suyumuzu verdiğimiz zaman vakum etkisiyle bir nevi Çayeli dolduktan sonra bu tarafa su gelmeye başlıyordu, Gündoğdu tarafına. Böyle bir sıkıntı yaşadık 2019'da. Ama bunlar önünüze gelince hemen çözebileceğimiz problemler değil. Ancak bunları kontrol altına alıp zaman içerisinde çözecek. Yoksa ben buradan şunu rahatlıkla diyorum. Andon, yani Çağrankaya'dan akan suyu biz geldik, azalttık, yan tarafa akıttık da böyle bir şey olmadı. Aynı şebeke, aynı sular, mevcut su şebekeye akıtıldı ama bu yeterli olmadığını o kuraklıkta gördük ve şimdi biz bunların önlemini alarak bunları bertaraf etmeye çalışacağız. Yine yüksek katlı binalara basıncı artırdığımız zaman eski borular patladığı için sıkıntı yaşatıyordu. Onları değiştirerek ancak bu işi, problemi de çözmüş olacağız. Yani bunlar biraz orta vadeli çözümler. Peki bu dediğiniz altyapı ve su projesi 2021 yılının sonunda inşallah biz bunları bitirmiş olacağız. 2020'de yani çok da uzak finanslarını halledeceğiz. 2021'de biz altyapıyla ilgili. Yine kanalizasyonla ilgili yaklaşık 7-8 sene önceden başlayan, önceki dönemlerden, belediyelerimizden başlayan ama biz geldikten sonra da her gün üzerine düşerek adeta tamamladığımız bir İPA projesi vardı. 30 milyon euroluk bir kanalizasyon hattı projesi. Biliyorsunuz Rize'deki kanalizasyonlar birkaç yerden terfiyle denize deşarj ediliyor. Yani bir kilometre açığa deşarj ediliyor. Hiçbir biyolojik arıtma olmadan. İşte biz şu anda Alipaşa'dan Bozukkale'ye kadar 17 kilometrelik bir hatta 6 metre derinlikte bir konnektör sistemi kuruyoruz. 30 milyon euro, 210 milyonluk bir para. Bunun bir kısmını, %10 kadarını biz işte destekleyeceğiz. Gerisi hibe olarak gelecek Avrupa Birliği'nden. Bununla beraber Çevre Şehircilik Bakanlığımızın Avrupa Dış İlişkilerle ilgili Genel Müdürlüğü var. Orayla bu çalışma uzun süredir devam ettiriliyordu ve tamamlandı. İnşallah Ağustos-Eylül aylarında bunun kazması vurulmuş olacak. Ve İslampaşa'daki deşarj noktasından biyolojik arıtmayla artık denize bırakılacak. Yani bir çevre kirliliği. Gelişi güzel atık su var mı deniz sahilimizde? Çok fazla var. Ne yazık ki. Kaç nokta mesela diyebiliriz? Örneğin merkez için soruyorum. Şimdi şöyle, bizim o noktalar İslampaşa'da var ve eski Dedeman oralarda bir iki noktada var. Deşarj. Onun dışında ben şunu kastettiğini zannettim. Bizim şu aradaki 16'dan 17 tane geliş güzel küçük irili ufaklı, evet, ırmaklarımız, derelerimizin birçoğunda yüksek yerlerden, mahallelerden, farklı yerlerden bağlanmış kanalizasyon sistemleri var ne yazık ki. İşte bunları biz bu süre içerisinde cezayla, yasakla,
kendimiz imkanlarımızla yaparak bunları bu kanal sistemine alacağız. Ama en önemli proje dediğim gibi Alipaşa'dan Bozukkale'ye kadar 17 kilometre konnektör sistemi bağlanacak. Biyolojik arıtmayla denize verilecek. Mahalleler olan kılcalları da zaman içerisinde biz yenileyerek derelerimizde artık böyle bir kokuyu ve yazın sivrisinek mücadelesini belki de daha rahat yapmış olacağız. Bizim burada bir de bununla beraber bir de DSİ ile çok ciddi çalışmalarımız var. DSİ ile işte dere dere ıslahlarını işte Paşakuyu biliyorsunuz şimdi de inşallah bayram sonrası bugün yarın başlıyoruz. Azdiş sağlığının oradan arkaya doğru yani Paşakuyu mahallesinde denizden şeye kadar gelmiştik. İstikmal mobilyanın oraya kadar şimdi oradan yukarıya doğru ve yukarıda büyük bir birit yapıldı. Yani tersip bendi gelen husubatı tutmak için baraj diyelim yani yapıldı. O su artık kontrol altında gidiyor. Şimdi buralar daha önceden şu şekildeydi. Buna da ayrıntı getireyim. Çünkü vatandaşlarımız üstü kapanıyor, üstü kapanmıyor diye. Buralar 1'e 1,5. 1,5'a 1,5. Düşünün. Küçük menfez bir, yapılmış. Abi. Bak menfez yapılmış. Husubat tamamıyla çamur patak Rize'nin Dık Vadisi'nden yukarıya geliyor. Bunun içerisini dolduruyor. Ve üzerinde 20-30 santimlik bir yer kalıyor suyun yağmur gelince akması için. Ve bizim Rize İstisi Hasan Kemal Yardımcı Okulu'nun karşısındaki bütün esnaf 30-40 senedir. Ben biliyorum orayı. Öğrenciliğimizde liseye giderken de aynıydı. Su basardı o dükkanları. Ve biz geldiğimizden beri ahd ettik. Dedi ki burayı değiştireceğiz. Yani bu yazık oluyor oradaki esnafımıza diye. Ve o mahalle, ara mahalleler falan. Ve burası şu anda 4'e 2,5. Yani içerisinde bizim araç sokup da temizleyebileceğimiz bir hal. En önemlisi o. Ama 4 metre 2,5. Yukarıya doğru 3 metre 2,5 devam edecek. Daha önemlisi yukarıdan artık buraya taş, çamur falan gelmeyecek. Çünkü yukarısında bilmiyorum görüntülerde var mı? Büyük bir baraj şeklinde tersip bendi yapıldı. Ve bu suyu, çamuru tutacak orada. Sadece su akacak içerisinden. Artık bunun tıkanması, taşması diye bir şey söz konusu olmayacağı için üstünü cadde içerisinde olduğu için kapatıp böyle geçiyoruz. Yukarı taraflar açık. Aynı şeyi Dalyan'da yapacağız. Aynı şeyi Müftü'de yapacağız. Aynı şeyi ileride Gülbar taraflarında yine yukarıda derelerin yukarılarına yakaladığımız yerlerde tersip bendi. Su akacak bunun içerisinden. Bakın ben şunu tekrar iddialı söylüyorum. Bunun için bir doktora çalışması yapan arkadaş da geldi bizimle mülakata. Bizim için Rize'de Çiftekavak'tan Askoros Deresi arasında iki tane büyük dere var. Zihin Dere'nin oradan akan Değirmen Dere ve Kale Deresi. Bakın bunların yıllara sarı çok fazla taşkınlıklarını duymamışız. Zihin Dere zaman zaman okulun ilerisinden taşkınlık yapar. Niye? Çünkü viraj çok keskin olduğu için orada taban yükseltildiği için yanlardan gelen sular yukarıdan değil de aşağıdan dereye kavuştuğu için su yükselince buralar artık su alamaz oluyor. Ama diğer derelerimizde Hinterland yok, arka vadi yok, hemen yamaçtan akıyor. Bu suları bizim yaptığımız bu çalışmalarla beraber inşallah taşkınlıklar biz diyoruz ki bertaraf edilmiş olacak. DSİ ile bu yılda 2020 yılında yaklaşık 20 milyonluk yeni bir çalışma programına koydurttuk ve onları da yapınca bizim derelerle ilgili sıkıntımız aşılmış olacak büyük ölçüde. İnşallah çünkü şu dönemde inşallah orta vadide derelerimizin üzerinin açıldığını, derelerin sosyal yaşamın bir parçası haline getirildiğini göreceğiz inşallah. Hasan Bey bununla ilgili şurayı yapıyoruz. Mesela zaten kalenin ilerisi işte Zihin Dere'nin açık olduğunu görüyoruz. Biz küçücük ırmakların yağmur yağmayınca su akmayan yerlerde 4 metre genişliğinde dere yapıp yanlarına da iki yol yaptığınız zaman siz şehri bitirmiş olursunuz. Çünkü 16 tane böyle derecik diyelim var. Rize yatay bir şekilde kurulmuş. Caddeler denize, dağ yatay denizle dağ arasında. Dereler ise dikey olarak akıyor. Evet. Bu şehir ilk kurulduğu zaman dikey olarak yolları yapılsaydı, yani derelerin kenarında, belki bunu bugün açık yapılırdı, şu bu olurdu. Ama siz 16 tane derenin üzerine açacağım ta denize kadar dediğiniz zaman şehrin o bölümlerini kaldırmış olursunuz tamamıyla. Bu değil. Bazı illerde dünyada örnekleri var. Dereleri değil, büyük ırmakları şehrin arkasından dere yani kanal yapıp birbirine bağlayıp diğer derelere akıttırıyor. Yani düşünün Rize'nin 16 tane küçüklük deresini bir kısmını yarısından itibaren diyelim ki Müftü'nün oradan arkasına alıyorsunuz, bir kısmını Askoros'a akıttırıyorsunuz, evet. Bir kısmını da Çiftekavak'a akıttığınızı düşünün.
ve bu işi kaldırıyorsunuz yani. Ama bizim bu anlamda büyük derelerimiz yok. Peki biz dere olarak mesela Askoroz Deresi'ni ne yapıyoruz orada? Hayali bir projeyi gerçekleştiriyoruz DSİ ile beraber. İhalesi, yapım ihalesi de yapıldı. İnşallah yakında başlayacaktır. Denizden stadyumun kenarından. Denizden stadyumun kenarından denizden ikinci köprüye kadar yani iç köprüye kadar eski Taşlıdere Çay Fabrikası'nın önünde şimdiki nedir diş hekimliği fakültesinin önünde yahut da Toptancılar Stadisi'ne geçin köprü. Oraya kadar denizi içeriye doğru alacağız. Yani orada çalışmalar forekazıklarla yapılacak ve kayıklarla gelen denizden oradan içeri girip rahatlıkla veyahut da olta balıkçılığı yapabilecek. Ve Rizespor tarafı ve karşı taraftaki sebze halinin kenarları da tamamıyla rekreasyon alanı olacak. O içteki köprüden yukarıdaki terfi istasyonunun olduğu Salah ve Güneysu yol ayrımındaki oraya kadarki köprünün oraya kadar da inşallah kano parkuru yapacağız orayı. Yine rekreasyonlarıyla beraber orada şampiyonalar olabilecek kano parkuruyla ilgili. Bir tarafta da deniz içeriye doğru girecek ve 1950'lerdeki resimler var. Orası çok iyi de bir lüfer yatağıymış yani. Kayıklarla gelip orada lüfer tutuluyormuş. İnşallah bu yapımı bu sene başlanacak bir proje. Bu tip dere ve denizler olduğu zaman açarsınız onu. Kenarlarına oturma yerleri yaparsınız. Ama ya biz derelerden umut edeceğine deniz sahilimize insanlarımızı kavuşturmak için çok proje hocam. Belki de dedi, az önce dediniz de iki tane büyük deremiz var. Belki de onlarla ilgili gerekli yani yapılır, yapıldı zaten belki. Mesela değirmen dere içeriye doğru evet. Açık kenarında şeyler kamelyalar konmuş. Bu ileriye doğru diğer derelerde de yapılabilir. Yine su kanalizasyonunda da dediğimiz gibi borular işte yeni korgel borularla su kanalizasyonu bir çalışma kanalizasyonla ilgili kilometrelerce yine işler yapılmış ama ben ayrıntılarına girmeyeceğim onların. Veteriner işleri yine çalışmalarını yapıyor. Her gün yarım saatte bir su numunesi alınıyor. Yani benim elektronik ortamda her gün attığım en fazla imza şeydir. Veteriner hizmetinin zaman, su tespit, suyun pH'ini, klor durumunu ölçen yani herhangi bir gün fark etmiyor değil mi? Yağmur, her gün yarım gibi, saat. Yarım saat. Bir belediyeden ve belirli noktalardan çeşmeden alınıyor. Yani kaynaktan değil. En son ulaşılan noktadan su alınır. Haftada bir depolardan ve daha şu geniş tahliller alınır. Şey yapılır. Bu anlamda en leziz ve en sıhhatli su bizim içtiğimiz Rize evet. Şebekesine içtiğimiz sudur. İnşallah bunu önümüzdeki dönemdeki yeni altyapı çalışmalarıyla beraber daha da hijyen hale inşallah getirmiş olacağız. Veterinerlik aynı zamanda ilaçlama ve hayvan rehabilitasyon merkeziyle ilgileniyor. İlaçlanmayla ilgili Mart'ta başlanıyor. Yağmurlu havalarda yapamıyoruz ama Mart'ta güneşli havalarda hem şeylerde, menfezlerde hem ıslak zeminlerde çalışma yapıyorlar. Şimdi bizim vatandaşımız bu araçlarla ilgili alışmış yani yazın o araçlar duman saçarak gitmesine. Bu şu anda yeni ilaç yani daha çevreye duyarlı ilaçlarla beraber bu yazın yine devam ettirilecek. Ama ben şunu söylüyorum hem veterinerlikteki arkadaşlarımıza yardımcı olma babında el broşürleri de yaptık dağıttık. Ama şimdi şunu diyorlar biyologlar. Yani şuradaki küçük bir su birikintisi, şu bardaktaki su birikintisi bir mahalleye yetecek sivrisini üretiyor belirli sürede orada kalınca. Evet. Şimdi bir bakın bizim şu yoğun mahallelerimizin bodrum katlarında su var, birikinti var. Birçok yerde var, her yerde var su birikintisi. Yani bir çiçeğin dibindeki su birikintisi bile orada belirli bir süre atıl durduğu zaman sivrisinek üretebiliyor hemen lavralarla. 20 günde, 21 günde bunların farklı farklı gün sayılarıyla ürüyorlar. Onun için bizim bu şehirde özellikle apartman altlarında belirli yerlerde su birikintisi olan yerler mecburiyetten alttan kanalizasyondan su şebekelerinden yağmur sularından gelen yerler var. Bunlara biz diyoruz ki çok ivedilikle tespit edelim apartmanları. Apartman yöneticilerinin de burada inisiyatif alıp bir şeyleri yapması lazım. Yoksa burada koşturmaktan orayı buraya yapmaktan sivrisinekten veyahut da diğer türlerden haşerelerden korunmamız çok imkansız hale gelecek. Ama çalışmaları bu sene daha fazla araçta daha fazla yoğunlukla yine devam ettireceğiz biz. Ben bir taraftan da önlemi için diyorum. Hayvan, sahipsiz hayvanlarla ilgili
Belki de en fazla. Pek yani şikayet gelmiyor dedim bu konuda son zamanlarda. Şöyle şikayet bize geliyor ama eski yoğunlukta değil. Bir de okullar olmadığı için de çocuklarımız çok sabah erken saatlerinde sıkıntı oluyordu. Ama özellikle küpesiz hayvan bırakmama noktasında bu yıl bir şey de olacak, kampanya şeklinde de olacak. Biz yine bizim hayvansever vatandaşlarımızla beraber bu işte duyarlı olan arkadaşlarımız var. Bunlarla beraber yapıyoruz bu işleri. Oraya da gidiyorlar, kontrol ediyorlar. Sahada da onlar bize çok yardımcı oluyor. Gerek kedide, gerek işte köpeklerde hem onların rehabilitasyonu yapılıyor. Bizim orası bir ebedi bakma yeri değil. Bir bakım ve rehabilitasyon yeri. Yani küpeli alıyorsunuz, küpeli hale getiriyorsunuz. Gerekli operasyonları yaptıktan sonra yine aynı mahallesine veyahut da aynı köyüne bırakmak zorundasınız. Çünkü onun da psikolojisi bozuluyor. Başka yere atamazsınız onu. Aynı yerlere bırakılmak durumundalar. Yoksa alıp bunların hepsini bir yere ikamet ettiremiyorsunuz. Ama şu anda ben şunu da söyleyeyim. Bizim Rize'mize, ben esnafımıza da teşekkür ediyorum burada. Rize hakikaten hayvansever bir şehir. Herkes kapısının önünde yem kendisi de veriyor. Biz de şu lokantaların kapalı olduğu süreçte elimizden geldiğince güvercinlerimize, hayvanlarımıza, sokaklara yem bıraktık. Kablar, su kabları bıraktık ki aman şey olmasın diye. İnşallah yeni dönemde kuş evleri de yapmaya başlayacağız. Yeni kuş türlerini belki de ağaçlarımızda yaşatmaya ve burada var etmek için uğraşmaya gayret edeceğiz. Ama mesela en son 400 tane yine bir hayvanın rehabilitasyonu son bir yılda yapılan rehabilitasyon var. Birçok hayvanın küpesi işte yenileniyor, tekrar sahaya bırakıyor. Yaklaşık şikayet 1500'e yakın ihbarı değerlendirildi. İşte şurada ayağı kırık yahut da sakatlanmış hayvan vesaire. Bunlarla ilgili ciddi çalışmalar yine devam ediyor. Ama ben özellikle veteriner kısmına hem teşekkür ediyorum hem de bu sene onlara şunu söyledik. Bir kampanya gibi daha fazla yakalattığını. İl Özel İdaresi ile protokol yaptık. Köylerle yakaladıklarını yine getirecekler ve onlar rehabilite edilecek. Bu şekilde biz bunlarla beraber bu şehirde yaşayacağız. Ben çünkü her zaman diyorum, ben Şehrül Emin olarak bu şehrin bütün değerlerinin emin kişisiyim. Bana emanet edilen kişisiyim. Uçan kuşu da, böceği de, kedisi de, köpeği de hepsi bize emanettir. Onlara ki hayvanseverler tabii daha duyarlı, daha çok bakacağız. İnsanlar bu konuda eğilim gösteriyorlar. Çok da doğru bir şey yapıyorsunuz. Park bahçelerle ilgili Hasan Bey hemen devam edip lütfen bu şeye dönelim. Yani lütfen asıl projelerimize. Evet. Park bahçelerde de biz geldiğimizden beri hep şunu söyledik. Meydan biliyorsunuz işte yine bizimle beraber devam etti o süreç. Üzerinin mermeri, alttaki kapalı alanların yapılması, işte otopark olarak açılması, üzerinin rekreasyonu, ama bizim de içimizde sinmeyen birçok taraf var da olmuyor. Yani altında 9 metre bir uçur. Millet altını toprak zannediyor bazıları. Diyor ki niye ağaçlandırma yapmıyorsunuz oraya? Yapamıyoruz. Ancak saksı içerisinde yapıyoruz. Çünkü aşağısı toprakla bütünleşmemiş. Kenarlar toprakla bütünleştiği için 12 ay yeşil kalacak karayemişler diktik oraya. Yani hep yöresel ürünler. Ortasına işte çaylar koyduk. Turunçgillerden koyduk. Biz şunu söyledik geldiğimizden beri. Bir, kendi elemanlarımızla beraber temizlikleri işte ta Ali Paşa'dan yine Bozukkale'ye kadar otların temizlenmesi, bu ciddi bir yorgunluk yapıyor bizim personel üzerine. Çünkü 20-30 günde bir yağışlı bir mektedir. Hemen büyüyorlar otlarımız. Bunun yanında kendi ektiklerimizi, ne ekiyorsak bizim seramızda onları dikmeye çalışacağız. Bununla ilgili arkadaşlara talimat verdik. Serayı biraz daha genişlettiler. Orada bir şeyler ekiyoruz, biçiyoruz. 4 tır dolusu mavi ve yeşil ladin getirdik Rize'ye. Ve bunları hem ısırlıkta bir kısmını ikamet ediyoruz, bir kısmını sahil boyunda kullanıyoruz, bir kısmını da şu andaki şu meydanda kavşak, büyük kavşağın altında dikkat ediyorsanız bir çalışma yapıyoruz. Orada turunçgilleri de dikeceğiz, çay bitkisi de dikeceğiz. Bir görsel şölen alanına getireceğiz o meydandaki kavşağı inşallah. Yaklaşık Pehlivantaşı, Çorapçılar, Gülbahar gibi mahallelerde yeni oyun parkları yaptık ve birçok eskileri de yenilemeye gayret ediyoruz. Memişah Parkı'ndakini yeniledik. Hala bu pandemiden dolayı ekip kuramadılar oraya. Ama hem gençlere yönelik, ben arkadaşlara yine söyledim, millet bahçesi içerisinde de şöyle doyasıya oyuncak alanlar olsun. Öyle bir tane salınacak, bir tane kayacak değil de böyle çocuklar gittiği zaman şaşırsın hangisine bineceğimiz diye, böyle geniş bir alanda daha güzel bir çocuklara yönelik çalışma yapacağız. Gençlerle ilgili belki önümüzdeki dönem yerini ayarlıyoruz, bir macera parkı şeklinde
bir etkinlik alanı yapmaya gayret edeceğiz. Bunlar bizim park bahçelerle yaptığımız çalışmalar. Epey yerde çay tohumu. Mesela şimdi bu meydanda ilk kez çayı kullanacağız. Set. Aslında işte, ilginç bir şey. Olmamış olması da yani Göbek'te tabii şu andaki meydanda kullandık. Onlar hatta bugün derneği, çay derneğimiz dedi ki biz kendimiz budamasını yapalım, bunlara bakalım falan filan diye. Onlara da öyle bir çalışma yaptırmış olacağız. Ama sahildeki millet bahçesi diye düşündüğümüz yerde 3-4 dönümlük yerde bir çocuk trafik eğitim pisti projesini aldık. İmkanlarımız hazır. Yapıp belirleyip orada böyle bir pist yapacağız. İçerisinde bütün kamu kurumlarının olduğu araçlarla çocukların gelip okul çocuklarının gezdiği trafiği orada öğrenmeye başladığı bir çalışma yapmış olacağız. Hedefler burada ciddi anlamda Alipaşa'daki dediğimiz gibi Bayanlar Plajı'ndan tutun da hemen hemen 5 tane noktada bunları projeler içerisinde açıklayacağız. Parklarımız var. Yine bazı meydan ve kavşaklara da tarihçileriyle çalışıyoruz. Mesela bir tanesini söyleyebilirim. Kaleye çıktığımız o yerde, kale ve hastaneye gittiğimiz o kavşakta halen duruyor orası, kavşakta çalışma. Orada çok güzel bir tarihi motifler içerisinde olan bir saat kulesi koyacağız. Hem içerisinde çay kesen bayanların motifleriyle turunçgillerimizi gösteren, tarihi objelerimizi gösteren dört bir tarafında sületler olacak. Hem de bir saat kulesiyle orayı ışıklandırmış olacağız, o meydanı. Yine sanayi kavşağında ve böyle yakaladığımız yeni meydan ve kavşaklarda ciddi heykel demeyelim de yine Rize'nin değeri olan işte Atmaca gibi, portakal ağacı gibi, saat kulesi gibi, çay yaprağı filizi gibi figürler koyacağız ve şehrin tanımlanmasına da aslında şehirler sadece vereceğiz. Evlerimizin olduğu yerler değildir. Buna göre davranmak lazım. Tabii. Parkları genişletmek. Mesela çok güzel, ben pandemide kullanamıyoruz ama sahildeki yeni yapılanma o yürüyüş ve bisiklet yolu çok yürüyüşü. Hakikaten çok güzel oldu. Teşekkür ediyoruz bu anlamda. Oradaki spor tesisleriyle ilgili de yine güzel gelişmeler. İnşallah millet bahçesiyle, biz orada şu anda çok eksik olarak kendimizi görüyoruz da, millet bahçesiyle o bisiklet ve yürüyüş yolunu bizim ahdımız Fener'le buluşturmak. Yani limanın oradan da geçip Fener'le buluşturabilmek. O aksi öyle yapabildiğimiz sürece bir anlam ifade edecek. Şu anda kısır kalıyor orası. İnşallah oradan daha sonra da Gündoğdu bölgesiyle buluşturabilmek. Şimdi ulaşım hizmetlerinde de birçok tabii çalışmalar. Rize'de biz küçük nokta atışlar yaptık. Mesela en son şimdi Laleli Caddesi'ni bilmiyorum gördünüz mü orayı? Refüjde böldük orayı, evet, gidiş gelişti, açtık orayı. Yine İsmail Kahraman'ın önünde yapacağız. Böyle yeni cadde ve sokakları ortaya koyacağız. Meydanda biliyorsunuz şu kavşak, döner kavşağı bir şerit daha küçülterek, yani park bahçeyi küçülterek orada şerit açtık. Bunun gibi yeni çalışmalar olacak. Araç olarak da ulaşımda hemen hemen çok eski, 20-30 yıllık bir hizmet aracı diyorlardı. Trabzon Rize arasında öğrencimiz ve memurlarımıza hizmet eden bir araç vardı. Onu yeniledik. Hemen hemen 1 milyonluk yeni bir araç koyduk oraya. Zaten bizim şu anda belediye olarak hizmet verdiğimiz bir araç o. Diğerleri hep kooperatiflere verilmiş. Bu anlamda ulaşımla da ilgili yeni çalışmalar İvedilik'te yürütüyoruz. Zabıta müdürlüğümüze yeni bir kimlik vermeye çalışıyoruz aynı zamanda. 12 tane biz geldiğimizden beri sadece aldığımız yer orası, 12 tane yeni askeriden ayrılmış arkadaş aldık oraya. Onlarla beraber ve diğer bizim zabıttaki arkadaşlarla beraber devamlı eğitimle beraber hem esnafımızın yanında hem de vatandaşımızın konforunu artırmak üzere, yürüyüş konforunu artırmak üzere bir eylem planı belirlendi. Tabii zabıta deyince biz hemen sokak işgalleri, kaldırım işgalleri aklımıza geliyor ama zabıta birçok yere ruhsat vererek, yanlış ruhsatı olmayanları uyararak, efendim gıda kontrolleri yaparak Rize içerisinde çok ciddi bir emeği ve çalışması var. Bu anlamda yeni vizyondaki zabıta ekibimize de ben buradan teşekkür ediyorum. Çünkü birçok noktada vizyon değişikliği göze batıyor zaten. Evet. Yani bir çalışma yapıldı ama bunu da üzerine koyacaklar inşallah.
ve hem esnafımız dediğimiz gibi memnun eden çalışmalar. İşte simitçi, kestaneci, mısır satanlara bir kıl, kıyafet, bir obje olarak hangi noktada duracak, kim duracak, onlara bir künye oluşturuldu. Kimdir, hangi zamandan beri bu işi yapıyor, nerede duruyor diye. Geliş güzel, bunlar gelişmesin diye. Zabıta özellikle şu pandemi döneminde çok ciddi görevler aldı, çalışma yaptı. Zabıta müdürlüğüne de diğer müdürlüklerimiz gibi teşekkür ediyorum. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzde son bir yılda yine rutin yaptığı çalışmalar vardı. Yani Amsi Festivali'dir, Rize Çay Festivali'dir. Efendim bayanlara el emeklerini sergilemek için meydanda güzel bir iki dönemde çalışma yapıldı ama bunları kalıcı hale getireceğiz. Ben bayanlara el emeği üretenlere hep söz verdim. Sosyal tesislerimizin içerisinde bir stand kurma noktasında ve yakaladığımız belirli yerlerde de onların satışlarını uygun hale getirebilmek için halen bu aynı yerdeyiz. İnşallah onları bayanlarımıza emek üretenlere kazandırmış olacağız. Elazığ depreminde Elazığ'a 4 tır dolusu bizimle beraber diğer ilçe belediyelerimizde bir yardım ulaşıldı. Ama özellikle engelli vatandaşlarımıza ve biz tabii ki kendi bünyemizde de birçok yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım ediyoruz. Ama önemli bir şey de Ramazan dönemi boyunca geçmişte 2500 kişiye her akşam yemek veriliyordu. Ama biz bu pandemi sürecinden dolayı bunu yapamayınca, çadır yapamayınca 4000 tane aileye çok ciddi yardım yaptık. Koli yardımları yaptık. Biz bunu esnaf odalarından, ticaret odasından da isimler aldık. Yani bu korona sürecinde ara verilen, dükkanları kapatılan esnaflarımızın çalışanlarına da biz bu yardımları yaptık. 4000 aileye ulaşıldı ve içerisinde deterjanından limonuna kadar, kolonyasına kadar birçok yardımı onlara yaptık. Ve bu devam da edecek. Şu anda sosyologlar eşliğinde yine bu aileler geziliyor. Çocukları var, kaçıncı sınıfta okuyor, nerede okuyor? Bunlara biz okul sürecinde nasıl yardım edebiliriz? İş imkanı olduğu zaman bunları nasıl iş hayatına katabiliriz diye bunları da devam ettiriyoruz. Bunlar bizim müdürlüklerle son bir yılda yaptığımız aslında çalışmalardı. Çok detaylı hepsini tam anlamıyla konuşsak birkaç saat alır, gerekecek. Tabii. Bu arada bir soru, birkaç soru okuyalım Sayın Başkanım. Ondan sonra projelere Ramazan başlarız. Bakır sormuş. Sayın Başkanım diyor, selam gönderiyorsa. Araştırma Hastanesi'nin yanında bir kavşak yol yapılacaktı. Hatta diyor istilmek yapıldı, paralarımızı aldık. Ama henüz bir faaliyet yok, bunu merak ediyor, bunu soruyor. Şimdi o şeyde, yani oradaki hatırlarsanız bizim Araştırma Hastanesi'nin eczaneler diye belirttiğimiz yerin arkasından aşağıya doğru bir yol, onu bahsediyor arkadaşımız herhalde. Onunla ilgili evet önceki dönemlerde istimrak yapıldı. Efendim bazılarının paraları ödenmiş, bir kısmı hala mahkemelik. O yol orada duruyor. Biz ondan ziyade, o da belki hayata geçecek ama biz ondan ziyade şöyle bir şey yaptık orada. Tabii şeyi bahsetmiyorsa, yani kavşağın önünde hani viyadükler yapılacaktı, ondan mı bahsediyor bilmiyorum arkadaşımız. Şimdi orada iki tane olay var. Bir tanesi bizim hemen geldiğimiz zaman Mercanlar'la Tıp Fakültesi'nin o arka Güney Çevre yolundan girip duble yola üst şeye katılacak, kavşağa transit yola katılacak bir viyadük vardı. Bir de Rize yönünden gelip eski Ramanoz yoluna giren ara bir cadde var. Yine kavşaktan üstten kavşaktan gelip Ramanoz yoluna doğru girecek bir üst geçit vardı. Yani araç yolu vardı. Şimdi o iki kavşağı biz kaldırttık. Dedik ki bunlar apartmanların arasında böyle yükselttikleri vatandaş zaten kabul etmiyor. Bunun bir manası da yok. Şu anda elzemlik bir durumu da yok. Bunu bahsediyorsa bunları kaldırdık. Bunun yerine biz dedik ki hastaneden aşağıya doğru indiğimiz zaman Tıp Fakültesi'nin arkasından biliyorsunuz eski mezarlıklara doğru giden bir yol vardı. Biz o eski kara yolunu genişleterek, orada bir duvar yaparak karayolların ağını aldırttık. Oradan gidip arkadan eski Taşlıdere Çay Fabrikası, şimdiki Dış Eğitim Fakültesi'nin arasından hem Güneyüstü hem de Salah yoluna doğru gidebilecekler. Hatta oradan bir kulakla duble yola sokup sanayinin oradan da transit yola geçmeleri için bir çalışma yapıyoruz.
Arkadaşımızın dediği eczaneler ve oradaki binaların arkasından aşağıya doğru DSİ'nin aradan orada inen yolsa o şu anda o şekilde duruyor. Biz henüz bir müdahale yapmadık oraya. Çünkü ondan ziyade var olan yolu canlandıralım dedik. Var olan yolu. O daha öncelikli ama diğerini de biz unutmuş değiliz. Sadece orada kamulaştırılanlar ve kamulaştırılmayan yerler var hala. Tabii bu arada vatandaş sizi bütün şehrin emini olarak görüyor. Sadece Rize Merkez'in belediye sınırları içerisinde değil. Mesela Ambarlı Köyü'nde diyor, derede yapılan bir çalışma var diyor başkanım diyor. HES olduğu diyor, duyuldu. Biz kimse vatandaşa sormamıştı, haberiniz olsun diyor. Bunun, özellikle sizin bununla ilgilenmenizi isteyen bir vatandaşımız var. Ambarlı Köyü'ndeki bir sorunu gündeme getirmiş. Sarıbaş Camii de kalkacak diyor Sayın Başkanım diyor. Evet. Orta Cami kalktı. Burada yeni bir cami inşaatı düşünüyor musunuz? Evet. Şimdi Pazar Yolu Caddesi biliyorsunuz yapılacağı zaman oradaki kamulaştırma içerisinde yukarıda Güneyçevre At Meydanı'na bağlanması için Pazar Yolu Caddesi'nde bir genişleme çalışması yapılacak. Hatta bunu şu anda biz öteliyoruz. Vekilimiz, il başkanımız olayın içerisinde. Niye? Oradaki vatandaşlarımız kamulaştırmadan mağdur olmasın diye kendi hukuki sıkıntıları vardı. Bu şu anda karayolları nezdinde bizler tarafından biraz öteleniyor ki 2-3 ay, 3-4 ay zaman kazanalım da onlar hukuki mücadelelerini bir yapsınlar diye. Ama ondan sonra kamulaştırma yapıldığı zaman evet, bugünkü Sarıbaş Camii noktası da kamulaştırılacak. Bizim sadece orada değil. Mesela Tophane muhtarımızla konuşuyoruz. Bir yerle ilgili yapılırsa o bölgede bir cami. Yani Rize mesela şeyde Gülbağır'da yine bir cami projesi var. Diyanet'le de bunları konuşuyoruz. Bunlar mesela biz şimdi işte millet bahçesi yapıldığı zaman inşallah sahilde o millet bahçesi konsepti içerisinde bir külliye şeklinde bir cami projesi. Ama Rize'de yerle ilgili sıkıntıları var. Yani yer şehrin en büyük problemi. Evet, en büyük sıkıntısı. Orada Sarıbaş Camii'nden sonra öyle bir ihtiyaç olacaktır muhakkak ama etrafta bir yer yine bulununca buna biz ön ayak olmayı gurur vesilesi sayarız kendi adımıza. Bir soru daha bakalım, sonra kısa bir reklam arası ve ardından hepinizin çok merakla bekleyeceği ve aynı zamanda herkesin keyifle takip edeceği önemli projeler var. Bunları konuşacağız Sayın Rahmi Metin'le, başkanımızla. Hakikaten Rize'nin geleceği açısından önem arz eden projeler var. Sorularınız da oldukça fazla, mümkün oldukça aktarmaya çalışıyorum. Mesela bir izleyicimiz demiş ki Müftü Mahallesi AVM önündeki Atatürk Caddesi'nde ne çalışma uzun sürmüş diyor. Şimdi yeni diyor kaldırımları kırdılar. Ne olacak diyor buradaki gidişat? Şimdi yani bunlar biliyorsunuz karayolları eliyle müteahhite verilmiş projeler. Biz açıldığı zaman biz hemen kendi işimizi suyla, kanalizasyonla işlerimizi yapıyoruz ama mevcut yerler açık. Ben orada sürekli gittim. Oradaki esnaf arkadaşlar da bizi orada gördüler. Ama şu anda bayramdan önce bile zorunlu başlattık onları yine. Bizim Gençlik Spor Merkezi'ne doğru giden yol üzerine bir açıklık vardı. Orayı zannedersem tamamladılar. Birkaç gün önce aldığım bilgi, tamamladılar. Oradan bir yolu kısmi dolu da olsa veriyorlar. Fakat AVM'nin önündeki yerler betonlaması bitti. Orası, bak bunu da bilsin vatandaşımız, orası normalde ihale kapsamında baskı beton olarak geçecekti o kaldırımlar. Biz ona dur dedik. Burası granit olması lazım. Hem AVM'nin önü hem karşıdaki caddeler granit olması lazım. Ek bir ödenek daha aldırttık oraya ve şimdi granit olarak geçecek orası. Tabii bir şeyler arkadan durdurduğunuz zaman yenisi mesela Gündoğdu'da da aynı oldu. Yani Gündoğdu'da sadece yol yapılacak, kaldırım yapılacak, altta kanalizasyon geçmemiş. O geçecek, elektrik direklerinin hizmet alanı geçmemiş. Bunların hepsini durdurunca bir de bu pandemi döneme girince inanın ki ben burada samimiyetle söylüyorum, müteahhitlerimizin çalışanları hiçbir çalışmadılar. Koronavirüs dediler, eve gideceğiz dediler. Çoğu şehir dışından olduğu için hepsi gitti ve ben ne kadar zorladıysam da gittiysem de adam bulmamakla ilgili sıkıntılar vardı. Yine bizim az önce bahsettiğimiz Paşakuyu'daki dere ıslahı da aynı. Şimdi başlayacaklar oraya. Orası da Atatürk Müftü Mahallesi'ndeki kavşak da inşallah toparlanacak. Ben şunu söylüyorum. Her yaptığımız iş eziyet veriyor. Elimizden geldiğince hızlı yapmaya çalışsak da gayret etsek de imkan olmayan başka aksaklıklar oluyor ve geç kalıyorlar. Ama yapılan iş
neticede güzel oluyor. Orada da çok uzun yıllar hizmet alacakları bir düzenleme yapılıyor. Oranın çevresini değiştirecek, katma değer katacak bir çalışma yapıyor. Zor kısımları bitti. Ama granit olmuş yapmanız da çok mantıklı. Çünkü hakikaten çok ciddi bir insan trafiğine sahne olacak. Tabii, görsellik de orada önemli. Tabii. Evet. İnşallah yakın zamanda, şimdi Çaykur'dan ara caddeler orası hakikaten kötü bir durumda. Allah'tan bu yoğun olmayan trafik dönemine denk geldi biraz ve yapılıp bitecek. Yani azı kaldı onların da. Evet, sayın seyirciler, az önce ifade ettik. Rize'nin geleceği için önem arz eden önemli projeler var. Sayın Rahmet'in başkanlığındaki Rize Belediyesi'nin şu anda hazırlamakta olduğu, hatta bir kısmının planlanması tamamlanmış. Bunları konuşacağız ama kısa bir reklam arasından sonra sorularınıza da yer vermeye devam edeceğiz. Lütfen bizde kalmayı sürdürün. Evet sayın seyirciler, devam ediyoruz. Rize'yi konuşuyoruz. İzleyicilerimizden sorular geliyor. Rize'de yaşayan vatandaşlar da programa dahil oluyorlar. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Bazı sorular çok uzun. Hepsini okuma şansımız yok. Hak verirseniz sadece özet geçiyorum. Mesela İslampaşa'daki asri mezarlıkla ilgili düzenleme, korkuluklar, merdiven işte sıkıntıları var diyor bir izleyicimiz. Bununla ilgili sizlerden yardım bekliyor. Şimdi bir kısmını yaptık orada. Yani şu anda bir çalışma yapıldı orada. Ama devam eden işler de var. Dedikleri gibi duvarlar var orada. İnşallah orayı da, Yalıtaş'taki mezarlığı da onları daha güzel hale getireceğiz. Mesela yine başka bir soru. Dağ dibi yolunun kavşakları ne olacak? Alt taraftan üst tarafa dönmek için çok uzun mesafe gitmemiz gerekiyor diyor. Mehmet Kılıç bunu sormuş. Bu konudaki cevabınızı bekliyor. Evet, yani karayollarıyla yeni kavşak konuşmaları var ama şu anda tabii bu yol daha yapıldığı zamandan orada iki tane nokta vardı. Şimdi yeni Dalyan'dan yukarıya yapılan yerlerde bir iki tane daha kavşak düşünülüyor. Özellikle mahallelerden ana yola giriş çıkışlarını. Ama tabii bu yol böyle mahalle arası yol olarak algılanmaması lazım. Her caddeden yola çıkabileceği bir mesafe olarak algılamaması lazım. Ama şu anda bizim yine arkadaşlar, imardaki arkadaşlar çalışıyorlar. Mevcut yerlerde hem cepler bakıyorlar hem de yeni kavşak noktaları olabilir mi diye o yol üzerine çalışma yapanlar var. Mesela bir izleyicimiz öneride bulunmuş, demiş ki altyapı yenileme çalışmasının esnasında mülk sahiplerinden katkı alınıyor mu, alınması lazım diye bir öneride bulunuyor bir izleyicimiz. Evet. Bize izin verdikleri zaman teşekkür ediyoruz onlara sadece. Evet. Peki yine sorulara bakacağız değerli izleyicilerimiz. Projelerle ilgili konuşalım. Rize merkezde herkes belediye bloklarını soruyor. Pandemi sürecinde bu çalışma tabii ki biraz sanırım ötelenmek zorunda kaldı. Evet. Ama en yeni haberi Sayın Rahmi Başkanımızdan alabileceğiz. Ne durumdayız belediye blokları için? Şimdi belediye blokları biliyorsunuz o alan 23 dönümlük bir alandan bahsediyoruz. Yani Rize Belediyesi'nin bulunduğu alandan Meteler Kavşağı dediğimiz yere kadar Cumhuriyet'le Menderes Bulvarı arası. Burada yıllardır konuşulan proje vardı zaten. Mevcut belediye bloklarının 50 yılı aşkın bir süredir olması, kendi statikleriyle ilgili sıkıntıların olması uzun bir zamandır işte 3 etapta belirlenen Rize'de kentsel dönüşüm planı içerisinde olan yer. Burada biz esnaflarımızla 3-4 tane toplantı yaptık. Şu anda gelinen noktada buraların acile kamulaştırması kararnamesi çıktı Cumhurbaşkanlığından. Riskli alan kararnamesi çıktı yine Cumhurbaşkanlığından. Yani buralar sonuçta artık yıkılıp yeniden yeni modern bir yüze kavuşturulacak. Bu kavuşturulma noktasında biz cadde aralarından statiklerine, mimari özelliklerine kadar birçok şeye elimizden geldiğince müdahale ettik. Halen daha da müdahale etmeye devam ediyoruz. Daha iyisini bulabilir miyiz tabii, diye tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii. Yani görselliklerinden, esnafın dükkan cephelerinden, işte bu cadde aralıklarından, efendim dediğim gibi altında bodrumun zemin altında bir kat veyahut da iki kat olmasından, çünkü otopark şeklinde değerlendirileceği diye birçok noktasında şu anda üstteki büroların iç mimari dizaynlarına kadar, malzeme seçimine kadar birçok şeylerine müdahil olduk. Halen çalışıyoruz. Hatta önümüzdeki hafta yine çalışmaya devam edeceğiz telekonferansla. Fakat biz geldiğimiz noktada esnafla şurada haklı olarak taleplerini dile getirdik ve bunları TOKİ'ye taşıyoruz. Ya biz burası ne kadar sürede yapılıp bitilecek? Biz takriben TOKİ ile konuşmalarımızda işte 2 yıl olarak, yani 20-24 ay süresince tüm komplesi için düşünülen
bir süre var. Birincisi bu. İkincisi esnaf diyor ki benim dükkanım ne kadar, hadi kamulaştırıyor onu yahut da ben buradan yapmak istemiyorum, paramı verin ben malımı satıp gideceğim dediği zaman piyasa değeri üzerinden ne kadara kamulaştıracak? Bu rakamı ortaya koyun. Yine esnafımız diyor ki bunların hepsine biz tabii kendi çözümlerimizi ürettik. Şimdi bunları TOKİ ile paylaşıp esnafımızla gelip yüz yüze paylaşacağız onları. Yine dükkanın yenilenme parası ne olacak? Çünkü burada bir ön tarafta biliyorsunuz dükkanlarımız var. Bodrum ve zemin artı dükkanlarımız var. Onun üzerinde bürosu olanlar var. Bir de ön tarafta yine dükkan artı adım daireler var. Ön taraftaki özel sektöre ait yerler var. Ne kadara yenilenecek benim? Dükkanım ne kadara yenilenecek? Bir metrekare fiyatı olarak. Artı yukarıda dairelerim varsa bunun yenilenmesinde yüzde kaçtan yenileyecek onları? Kaç paraya yahut da yenilecek onları? Veyahut da bana hani bir müteahhite verirsiniz ya %30'dan 40'dan 50'den neyse ne kadar karşılığında ücretsiz alacağım? Ne kadar için bedel ödeyeceğim? Tüm bunları biz vatandaşımızın lehine piyasa değerleriyle beraber gerek Rize'de değerlendirme kuruluşlarıyla, kişileriyle oturup konuşuyoruz bağımsız kişilerle. Gerek TOKİ'nin özelde anlaştığı firmaların gelip buradaki çalışmaların noktasında rakamlar ortaya çıktı. Ve biz bunları esnafımızı mutlu edecek şekilde yukarılara tırmandırma adına çalışmalarımızı hak ettiği noktada tabii piyasa ederleriyle beraber bu çalışmaları yapıp TOKİ ile görüşmelerimizi yapacağız. Ondan sonra da esnafımızla zaten bunları paylaşacağız. Ama burada olmayacak diye bir durum şu anda söz konusu değil. Çünkü bütün her şey kararname anlamında çıkmış ve adım adım Rize'deki statikle ilgili sıkıntı çektiğimiz birçok esnafın evet bunların değişmesi lazım, kesinlikle değişmesi lazım dediği bir noktada bu iş yani proje yapılacak. Sadece dediğim gibi ne kadar zamanda yapılacak, bu süre içerisinde nasıl destekler alacağım ve ne kadar yenilenme parasıyla beraber bu işi kotaracağız noktasında soruları var. Biz de bunları en ince ayrıntısına kadar notlarımızı aldık ve şimdi yukarıyla da paylaştık. TOKİ ile yüz yüze gidip bu pandemi süreci bizi biraz Ankara'dan gidip gelmelerimizi engelledi. Görüşüp ondan sonra inşallah sahaya geçecek. Normalde yakın zamanda TOKİ ihalesini zaten yapmak istiyor buranın. Ve bu yılın sonunda da biz artık herhalde Ağustos, Eylül, Ekim kazma vurulur noktasında çok büyük bir aksilik, bir engel olmadıktan sonra vurulur noktasında olaya yaz bakıyoruz. Bitimi o zaman başlayacak gibi gözüküyor. Peki yani, blok olarak nasıl başlayacak? TOKİ bize bütün hepsini diyor ben yapmamla blok blok yapmam arasında hiç fark yok. Yani tümünü yıkıp 2-3 tane müteahhit eliyle gireriz. Yine 20 ay, 24 ayda teslim ederiz onları. Blok blok girersek de o bloğu yine 24 ayda yapacağız. Sonra diğer bloğu yapacağız. Bu bizim için zaman alır şeklinde bakıyorlar. Ama bizim baktığımız nokta özellikle 126 tane alttaki dükkan sahiplerine acaba nerelerde ikamet ettirebiliriz? Bazıları yeni yerde ikamet de edemeyecektir. Yani bütün teferruatıyla 2 yıllığına bir yere dekorasyon yapıp sonra bir daha buraya gelme noktasında o da bir sıkıntı. Ama bu sıkıntılarla beraber bu işi çözmemiz mi lazım? Ben olaya öyle bakıyorum. Buraları yıkıp yenisini yapmamız mı lazım? Evet. Statik açısından sıkıntılı mı? Evet. Mühendisler odasından tutun da bütün odalara kadar hepsi bunu söylüyorlar. Evet, evet, evet. O zaman burayı bozmadan yapamayacağımıza göre bozacağız. Bozmanın neticesinde belirli bir süre burada kişiler işini burada yapamayacak mı? Evet, yapamayacak. Ya başka bir yerde yapacak ya da kendi kiraya bir yere çıkacak veyahut da bizim gösterdiğimiz bir yerde geçici olarak duracaklar. Yani başka çözümü yok. Ben konuştuğumuz esnaflardan da çözüm alternatifleri bunlar. O zaman yapacak noktasına ve yapılması gerekir noktasından yola çıkıyorsak buranın yapılması lazım. Ve bu zorluklarıyla beraber yapılması lazım. Ama 2 yıl sonunda, 3 yıl sonunda Rize'nin çevresini değiştirecek ve bir açık AVM niteliğinde 23 dönümlük yayalaştırılmış bir alana kavuşmuş olacağız. Buradaki ticaret daha fazlasıyla var olacak. Peki bu 20-24 ay uzun bir zaman değil mi? Daha kısaltma olanağı şimdi, olmaz mı acaba? Belki bunlar yani bize tabii 18 ay da diyorlar. Ama biz hani dükkanlar katlarını daha erken de verebiliriz diyorlar. Ama biz daha temkinli burada görüş belirtmek istiyoruz ki. Çünkü fore kazıklar dikilecek. Alttaki zemin nedir?
nasıl bir sonuçta karşılanacak? Biliyorsunuz birçok yerde zemine giriyorsunuz, sonra evet, başka sıkıntılar çıkıyor karşınıza. Ama TOKİ kendi etütlerini yaptıktan sonra bu zamanı, yani bu bir betonarme yapma zamanı değil. Aynı zamanda burayı, şehrin tamam, merkezindeki yeri tamamlayıp üst katına kadar her şeyini tamamlama süresinden bahsediliyor. Yoksa biz zemin katına ulaştığımız zaman dükkanlara belki de fırsat vereceğiz. Çünkü üst katlar daha içeriye çekilerek ofisler yükseleceği için bir doğal koruma alanı olmuş olacak oradaki yapı. Ama ben inanıyorum ki Rize'nin hakikaten çevresini değiştirecek ikinci etabıyla beraber Rize'ye çok güzel bir görsellik kazandıracak bir proje olacak. Bunun sonunda herkes burada, o esnafımız ciddi anlamda kazanacaktır. Hem ticari anlamda hem de gayrimenkul anlamında kazanacaktır. Ama bunun eziyetini de beraber çekeceğiz. Şöyle, biz belediye olarak da burada köprü görevi görüyoruz. TOKİ ile esnafımız arasında. Esnaf bizim esnafımız olduğu için biz onların yanında olarak onların dertlerine çare olma adına bu işin içerisindeyiz. Tabii aynı zamanda bizim kendi dükkanlarımız da var orada tabii. Yerlerimiz evet, var orada. Şöyle bir soru var. Deniyor ki belediye olarak oradaki esnafa, işte kiracılara desteğiniz olacak mı? Aslında bu soru tam cevaplanamaz çünkü belki de orada şu anda mülk sahibi olan oradan çıkmak isteyecek. Tabii, belki de tabii, size bu teklifi yapacak. Belki kiracı bir daha oraya geri dönmek istemeyecek. Tabii, tabii. Bu anlamda mutlaka kapsamlı toplantılar zaten yapılıyor. Yapılmaya devam edecek tabii, değil mi? Yapılıyor sayın esnafımızdan oradaki, ama yani adam mesela halen orada 3-5 ay önce bakıyorsun ki donatmış oralar. Ben demiş, bunlara sadece yani acıyorum ya. Biz çünkü bunları söyledik, uyardık. Yarın bana ne yüzle gelecek de işte buranın dekorasyonuydu, şuydu buydu. Bak bunu rahatlıkla söylüyorum. Ama daha önceden dekorasyon yapmış, masraf yapmış. Ya bunların çoğu tabii ki sıkıntılı olacak. Yani eksi adamın lehine olacak. Ama bunları çözebilmenin öyle şeyi yok ki. Yani bir yerde bir düzenleme yapıyorsunuz yeniden. İşte biz şeyleri konuştuk. Yani çalışanların sigorta durumlarına nasıl yardımcı olabiliriz? Borçlarını ötelemeyle ilgili nasıl yardımcı olabiliriz? Veyahut da bizim yeni yapacağımız dükkan yerlerine girdikleri zaman zaten orada ücretsiz olacaklar, ama TOKİ onlara verdiği rakamlar, yani kira rakamları mevcut rakamlara göre çok düşük rakamlar. Onlarla ne kadar idame ettirebilecekler? Ya bu çok gülerek mutlu bir şekilde geçeceğimiz bir süreç olmayacak. Sıkıntılı, sancılı bir süreç olacak. Sancılı bir süreç olacak, ama sonu güzel olacak. Rize için de, o esnaflar için de daha da güzel olacak diye düşünüyorum. Peki millet bahçesi ile ilgili nedir son durum? Şimdi millet bahçesi olay şu. Rize'de şu anda bizim Rize itfaiyesinin önünden, yani valinin önündeki itfaiyenin oradan Çaykur Genel Müdürlüğü'nün karşısına kadar ki yer 90'lı yıllardan itibaren doldurulan 240 dönümlük Hasan Bey bir alan var. 240-250 dönümlük bir alan var. Bu alan yıllarca işte tesisler kurulmuş orada. Yayanın kaldırımları var orada, yani deniz kenarına geçen, ama zaman içerisinde bir keşmekeş haline geldi orası da. Kamuya açık, insanların rahatlıkla gidip dolaşacağı, denizden istifade edebileceği bir alan görüntüsünden uzaklaştı. Biz geldiğimizden beri hep şunu söyledik. Biz şu anda itfaiyenin oradan Çaykur'un oraya kadar, görüntülerde de var, bir 70-80 metre daha denize doğru açılıyoruz ve 140-150 dönüm daha bir yer kazanıyoruz orada. Ve buranın kenarı, bunu tamamıyla şu anda yapılanların hepsi belediye imkanlarıyla yapılan işler. Ama projesini yaptırmışız. Şimdi millet bahçesi içerisinde inşallah daha güzel hale gelecek. Burada 1800, hemen hemen 2 kilometreye yakın bir kordon oluşturacak. İtfaiyenin oradan Çaykur'un önündeki mendireye kadar 2 kilometrelik bir yer, önü taş dolgu olmayacak. Beton sıfır olacak. Yani Boğaz'daki gibi düşünün, kordon boyu gibi olacak. İnsanlar denizle beraber, o yosun kokusuyla beraber o kordonla gezecek. Çok geniş bir, yani 15-20 metre genişliğinde bir kordon. Yani kenardan bahsediyorum. Bisiklet ve yürüyüş yolu. Onun akabinde dinlenme yerleri, ağaçlar, arkasında toplama yolu, yani park edebileceği ve toplama yolu. Ondan sonra sosyal tesisler olacak, evet, şekilde güzel bir kordon olacak burası. Ve bu 400 dönümlük alanı biz kendi elimizle yapamayacağımız için millet bahçesi olarak meclisten de geçirdik. Kararı da Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan çıktı. Şimdi yakında çok üst düzey mimarlar, ofislerle
gelinecek ve bütün alanı içerisinde külliyesiyle beraber, çay çarşısı bir tarafıyla, külliyesiyle, bilim merkeziyle, efendim kent müzesiyle, sosyal donatı alanlarıyla, restoranlarıyla beraber mükemmel bir donatı alanı olarak hayal ediyoruz orayı. Biz kara kalem çalışmalarını başlattık ama asıl bu Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın mimarlık ofisiyle beraber yakında buranın çalışması başlatılmış. Bir öngörü var mı şu kadar zamanda hizmete geçer diye? Henüz projeyi ortaya koyamadığımız için bir plan proje ortaya konulacak. Ondan sonra belki hedef çizilecek. Ama burada önemli olan şu dolgunun yapılması. Biz onu eğer altyapı genel müdürlüğünden yapım işlerine projeyi aksettirdiğimiz zaman bu yıl sonuna kadar orayı bitirebilirsek o zaman daha da çabuk hızlanacak işlerimiz. Oradaki gerek otoparktan gerek işte dolmuşların bulunduğu alanda bunlarda hepsi de düzenleme olacak. Yani böyle sere serpe oran içerisinde araç yığını haline getirmeyi düşünmüyoruz. Tamamıyla kamusal alan, yaşam alanlarını çoğaltan bir nokta yapacağız orayı. Ve bir de bizim belki hemen oraya geçiyoruz ama bununla entegre biliyorsunuz Müftü Kavşağı diye işte yeni Emniyet Müdürlüğü'nün oradan bir kavşak projesi vardı. Bu da çok konuşma yapıldı. Biz geldiğimizden beri hep ona karşı durduk ve durdurduk onu en sonunda da. Şimdi güzel bir proje yaptık. Şimdi şunu hemen sorayım. Unutmayın lafınızı lütfen. Mesela gittiğimiz yerlerde size de soruluyordur mutlaka. Hı-hı. İstanbul'da, Ankara'da, farklı illerde bu iptal konuşulunca. Ya bu proje planlanırken hiç mi düşünülmedi bu detaylar? Neden başlar başlamaz iptal gibi bir durum ortaya çıktı ve zaman kaybedildi diye mesela? Nedir bunun cevabı Sayın Metin? Yani şimdi burada... Tabii ki olayı takip etmek, Rize'nin nabzını iyi bilebilmek, yani ne isteniyor burada, ne yapılması lazım, bu şehre asıl yakışan ne olması lazım. Sadece o değil işte, tıp fakültesindeki kavşaklar da öyle. Evet. Yani ne yakışması lazım? Burada uzun süre boyunca iyi ki böyle yaptık diyebileceğimiz projeler nasıldır? Bu biraz ilgi ve emek istiyor. Ha ben şu anda buradan vekillerimize de teşekkür ediyorum, il teşkilatımıza, il başkanımıza. Niye? Hep beraber bunlara karar verdik, oturduk. Valimizle beraber oturduk, bunlara karar verdik ve ondan sonra adım atıldı. Biz burada yeni bir proje yapıldı, Batçık'la ilgili bir proje yapıldı. İlgili firmalara bu gösterildi, emniyetteki trafik şubeleri gösterildi. İlgili ulaştırmayla ilgili mühendislere animasyonları yapıldı, gösterildi. Tüm bunları yapmamızın sebebi acaba bir eksiklik yapıyor muyuz? Bir şey var mı burada? Sıkıntı yarın doğabilecek. Ama tüm bunlarla beraber biz bunu şimdi bölge müdürlüğüne de göstermiştik. Şimdi genel müdürlüğe yolladık bu animasyon ve projeyi. Bakanla da konuştuk. İnşallah yakın zamanda yine vekillerimizle Ankara'da bakanlıkla buluşup bunu şimdi kabul ettirme aşamasına. Yani öbürünü durdurduk da bu yeni projeyi Batçı'ya kabul ettirdik anlamında henüz bakanlık buna karar verecek. Ama büyük ihtimalle bu proje daha rentable, daha çevre dostu bir proje olduğu için bunu kabul ettirerek bu ne sağlamış olacak bize biliyor musunuz? Yani Batçık olan hemen hemen Çaykur'un önünden adliyenin ötesine kadar ki iki tane farklı Batçık olacak. Bunların üzeri tamamıyla düz alan olacak ve insanlar yeşil bir koridor olarak karşıya geçebilecekler. Oralardan bir üst geçit olmadan sadece Menderes Bulvarı'na kırmızı ışıkla beraber karşıya geçiyorsunuz. Duble yol nereden geçiyor? Tamamıyla alttan geçiyor. Bunu sağlayacak. Aynı zamanda bugünkü kavşaktan, Rize şehir merkezi kavşağından, metelerin önünden adliyenin oraya kadar Mendere sadece gidiş olacak. Karşıdaki toplayıcı yol da şehre geliş olacağı için bizim kavşaktaki sıkışıklık bir vakum etkisiyle yok olmuş olacak. O da çözülmüş olacak. Yani ve en önemlisi dediğimiz gibi Batçıklarla beraber bunu çözebilecek olmamız. Tabii burada derelerden sıyırma yaptık. Yani iki Batçık yapmamızın sebebi o. Derelere karşılık gelmesin diye. İşte İşan'la son halleriyle bakanlıkla da bunları konuşup orada da kabul gördükten sonra İşan'la bu proje hayata geçer sahilde. Bu millet bahçesiyle bütünleşmesi açısından önemli. Çünkü biz geldiğimizden beri İş Bankası'nın oradan karşıya bir alt geçit, büyükçe bir alt geçit yapalım diye hep hayalimiz oldu. Halen gündemimizde ama o kavşağın altında beton enjekte edildiği için komple beton gözüküyor. Yani direkler yok orada. Direklerle direkler arasında tamamıyla beton enjekte edildiği için ciddi bir sıkıntı orada. Ya bu engelle karşılaştık. Halen çözüm üretmek için uğraşıyoruz orada da. Yani Millet Bahçesi Rize'nin yeni vizyonu olacak. Bunun üzerinden olta balıkçılığı için
Küçük iskeleler olacak bu hat üzerinde. İslampaşa'dan Çaykur'un önüne kadar da düzenleme yapıyoruz biz yine. Mesela şu anda yat limanı denilen yeri yamaç paraşütünün olduğu hizadan itibaren dolgu yapıyoruz. Ve dolgu üzerine hiçbir şey olmayacak. Yemyeşil çimlendirme yapacağız orayı. Hem yamaç paraşütünün olduğu yer hem de yat limanının olduğu yere kadar yemyeşil çim alanı olacak. Sadece deniz kenarında kamelyalar olacak. İnsanlar orada oynasın, zıplasın, yatsın, uzansın şeklinde dümdüz bir alan. İşte İslampaşa'nın oradan itibaren Mavi Ladinlerle beraber sahili farklı bir rekreasyon çalışması yaparak düzenlemeye çalışıyoruz. Ve sahil bizim için müthiş bir yeşil alan ve gezi alanı inşallah olmaya inşallah namzet bir alan olur. Bu arada bir izleyicimiz sormuş, demiş ki Millet Bahçesi projesi kapsamında mevcut alanda bulunan iş yerleri ne olacak? Bunların bir kısmı yeni tadilat yapmış, bayağı para harcamış. Nedir bunlarla ilgili düşünceniz? Bunu sorun. Belediyeden meşru zemin içerisinde ihalesiyle kaç metrekaresi varsa bunlar tabii ki yeni dönemde de oradaki hak sahiplerini koruyarak devam ettireceğiz. Ama belediyenin haberi olmadan işgaller yapmış. Efendim biri oraya kafasına göre gitmiş, bilmem şunu yapmış. Milli emlakın arazisi içerisinde hiç sorgusuz belediyenin şu anda orada kiracısı olmayan yerler de var. Yani bizim kirayla hiç alakası olmayan yerler de var. Ya bunlarla bizim bir bağımız yok. Biz tamamıyla meşru zemin içerisinde var olan kuruluşları, sosyal tesisleri muhafaza etmeye, hatta yeni yerlerde yapılınca da oradaki hak sahiplerini tabii ki öncelikli istifade ettirmeye çalışacağız. Ama gayri meşru olan hiçbir şeye de biz değil, zaten Çevre Şehircilik Bakanlığı müsaade etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü orası tamamıyla yeni bir konsept, dediğim gibi insanların huzurla gezip dolaşacağı bir alan olacak. Peki Yalıtaş Mahallesi buradaki dönüşüm çok konuşuluyor. Nedir bununla ilgili? Yalıtaş'ta inşallah biz geldiğimizde 210 dönüm bir yer kamulaştırma noktasındaydı. Muhtarımız dinliyordur herhalde, 40 dönüm daha eklenerek 240 dönüm nokta kapsama alanı alındı. Yani kentsel dönüşüm alındı, 240 dönüm. Bunun ortasında bir 70-80 dönümlük yer vardı. TOKİ ilk başta yani sadece burayı kamulaştıralım, buradan başlayalım demişti ama biz bütün 240 dönüm alanın tümünde karışık bir şekilde kamulaştırma yaptırdık orada. Yani sadece bir nokta değil, birçok noktada. Niye? Şu mesajı vermek için: bunun tümü yapılacak ve kamulaştırılacak veyahut da işte uzlaşmayla vatandaşla alınmış olacak. Şu anda 29 Haziran'da ihalesi yapılacak. Orada yapım ihalesi, yani projeleri onların yapılmış zaten. Onlarda da biz çok müdahil olduk. Yani arkadaşlarımız gitti geldi. Şimdi ben şunları duyunca üzülüyorum. Bilmeyenler için sorayım. Kaç kilometre mesafede merkeze? Merkeze orası... Aklınızda mı Sayın Başkanım? Şöyle... Yani 2-3 kilometre. 2-3 kilometre. Yani nereden merkeze? İşte kalenin düşün ki oradan, orası 2,5 kilometre kale kavşağından merkez dediğiniz yere bağlı, işte şehir merkezinden 2 kilometre yukarısı. Yahut da bilenler için şöyle diyelim ona. Ziraat çay bahçesini soranlar biliyordur. Ziraat çay bahçesinin hemen yan tarafı. Bak şu anda ekranda gözüküyor. Dosma Yüksekokulu'nun hemen yan tarafı. Evet. 200 metrelik yan tarafı diyelim. Dosma Yüksekokulu At Meydanı dediğimiz yerin. Buradan daha güzel Rize ile şehir uzaklığı da gözüküyor. Buradaki 240 dönümün 29 Haziran'da 60-70 dönümü kamulaştırıldığı alan 460 küsur bir daireyle beraber yapılmaya başlanacak. Hemen akabinde de diğer çevresi yapılacak. Fakat diğer çevresinde kamulaştırılmamış yerleri uzlaşmayla yapacağız. Peki niye bekliyoruz uzlaşmada? Bu ihale yapıldıktan sonra yapım maliyetleri bir ortaya çıkaracak. O maliyetler üzerinden inşallah diğerleriyle de uzlaşmaya, kat karşılığı uzlaşmaya geçilmiş olacak. Bir diğer şekil burada uyguladığımız, Cumhurbaşkanımızın, müteşekkiriz burada tabii, Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle biz burada hak sahiplerini, yani arazisi olan hak sahiplerine maliyetlerin altında ev sahibi yapmayı düşünüyorduk. Buna vekillerimiz de çok ciddi bir şekilde çalışma yaptık orada. Ve onlara da inşallah mevcut maliyetlerin altında hak sahibi olmalarını temin etmiş olacağız. Camisiyle, okuluyla, iki tane cami olacak toplamda, bir okul olacak. Kendi o mahalle mezarlığını mahfuz tutarak inşallah Rize'nin
şekline yeni bir katma değer katılacak. Çok güzel bir alan olacak. Bilmiyorum görüntüler, proje görüntüleri yok mu? Bunlar mı var sadece? İç yani binaların, arkadaşlarımız da baksınlar. Mahallenin iç görüntüleri de var. Çok güzel. 5-6 katlı, 6-7 katlı böyle. Çok nezih bir ortam olacak. Evet. Teleferik uzun zamandır konuştuğumuz bir çalışma. Bir hayal aslında Rize için. Evet. Bu defa bu hayali gerçekleştirebilecek miyiz Sayın Başkan? İnşallah. Şimdi teleferikte biz geldiğimizde şu aşamadaydı. Yani tabii teleferik dediğiniz gibi 7-8 seneden beri belki 10 yıldır kamulaştırma. Yani özellikle Şahin Tepesi dediğimiz bölgede bir tepe 27 dönümlük bir yer kamulaştırıldı. Ayaklar kamulaştırıldı. Ama orada yüksek gerilimden dolayı teleferik hattı böyle bizim hayal ettiğimiz 8 kişilik, 10 kişilik değil de 50 kişilik vagonlar şeklinde biz görünce biz buna karşı çıktık. Dedik yani böyle bir şey olmaz. Bunun zevk tarafı kalmaz yani. Onun için 8 kişilik, 6 kişilik, 10 kişilik vagonlar yani şeklinde olması lazım. Bununla ilgili çalışma başlattık. Doka şimdi bizim adımıza fizibilitesini tekrar Avusturyalı bir firmaya yaptırıyor. Fakat bu pandemiden önce gelmişlerdi, konuşmuştuk bu Avusturyalı firmayla. Ama pandemi süreci içerisinde oralarda da koronavirüs meselesinden dolayı gelemediler. Bizim buradaki hayalimiz şu anda şu. Şu anda çarşısı yapılan yerden ziraat çay bahçesine, ziraat çay bahçesinden Şahin Tepesi denilen mevkiye, oradaki belediyenin alanına gidecek şekilde bir teleferik fizibilitesi yapılıyor. Şimdi bunları bak bunun parasının bir önemi yok. Parasını buluruz. İnsanlar buraya takılıyor. Parası değil. Rize'de bak terminal meselesi geçecek. Birçok yerler geçecek. Biz parayla ilgili birçok şeyi çözeceğimize inanıyoruz. Bizim yerle ilgili sıkıntımız var. Peki bununla ilgili yer, o ayak, ziraat çay bahçesi geldik buraya. Çay çarşısına. Buradan geçerken ortada da ayaklar olacak. Ama birinin arazisine gittiğin zaman kamulaştırma ile ilgili sıkıntı oluyor. Efendim veya yüksek gerilimle ilgili başka burada coğrafya ile ilgili sıkıntılar olunca bunlar aksaklık yaratıyor. Yoksa bizim dönemimizde inşallah ben diyorum ona hep parayı biz yapış devlet modeliyle yapabiliriz. Kendimiz İBANK'tan kredi kullanarak yapabiliriz. Farklı şekilde yine arsalarımızı değerlendirip yapabilirsin. Ama önemli olan yaptığın tesisin sürdürülebilir bir geliri olacak mı? Yani özellikle bu tip gelirlerde sürdürülebilir bir tarafı olacak mı? Ve dediğim gibi yer problemi bize en fazla sıkıntıya sokar. Özetlersek Avusturyalı bir firmaya Doka bizim adımıza fizibilitesini yaptırıyor. Proje fizibilitesini. Onu göreceğiz. Rakamlar çıkacak. Ona göre bunun yapım inşallah aşamasına başlayacağız. Daha detaylı bir hale. Ama şu anda tabii yani şu tarihte başlayacak diyeceğim bir noktada değil. Bizim bu orta vadede planladığımız bir proje. Terminalle ilgili yine en çok soru geliyor. Evet, terminalin mevcut yeri bizim için sıkıntı. Yeni bir yer bakıyoruz, epey zamandır bakıyoruz. Ve bunu da baktığımız zaman mesela ben hep gelenlere söylüyorum. Yani bana yeni bir terminal yapılacak, yapılması lazım, çok önemlidir, bize yakışmıyor demeyin. Bunun hepsini ben 50 yıldır şehirde yaşayan biri olarak biliyorum zaten. Bana nerede yapılacakla ilgili fikir sor. Yani sizin fikrinizi sormak istiyorum diyorum. Siz de bana bir yer deyin. Nerede olabilir? Şöyle çok geniş düşündüğümüz zaman diyoruz ki şehrin girişinde olması lazım bu. Yani çıkışından ziyade girişinde olması lazım. Efendim çok yol düzergahı içerisinde olması lazım. Yani olmazsa olmazlardan bahsediyorum. Bu da şehrin girişini biliyoruz neresi de. İşte Çiftekavak tarafından buraya doğru, Alipaşa'dan bu tarafa doğru geldiğimiz zaman bir muhitte olması lazım. Karada mı olacak? Yerimiz yoksa deniz dolgusu üzerine mi olacak? Gibi 3-4 tane yerimiz var. Tasarladığımız. Bu yerlerde bunu çok ivedilikle de yapmak istiyoruz biz de. Yani bir 2-3 yıllık içerisinde yapmak istiyoruz. Niye? Çünkü biz yıllar üzerine şu andaki terminal alanı artık hazineden belediyeye tapusuyla devredilecek bir alan oldu. Yani burada 10 dönümlük yerin 1500 metresi belediyenindi, gerisi tescilsiz alandı. Hazine üzerinden bize tapusuyla verildiği için tamamı burayı, tamamı. Burayı biz belediye adına artık değerlendirmek istiyoruz. Başka bir konsepte. Oranın da projesini şimdi dışarıda yaptırmaya çalışıyoruz. Ve yeni bir terminal oluşum lazım. Ama ben buradan yine diyorum bizim Rize'de en büyük problemimiz yerle ilgili problem. Bizi dinleyen arkadaşlarımız varsa telefondan, WhatsApp'tan gelip görüşerek bize yeter ki alternatif fikirler versin. Yerlerle ilgili biz bundan müteşekkir oluruz.
Sosyal tesislerle ilgili. Az önce kısmen değindiniz ama hem deniz dolgusuyla beraber o Alepaşa'daki evet, bölümü evet. biraz konuştuk ama biraz daha detaylandıralım Sayın Başkanım. Şimdi yani sosyal orada bizim Alipaşa mevkiinde sosyal bir eski dedemanın yerinde bir mendirek yaparak bir plaj çalışması yapıyoruz. Bir de çifte kabağa doğru bir dolgu çalışmamız var. Dolgularla ilgili yine bir de Fener'de limanın arkasında bunları altyapı genel müdürlüğü ile yürütüyoruz. Limanın arkasında bir dolgu çalışması, Bozukkale'de bir dolgu çalışması, bir de meydanda az önce bahsettiğimiz meydanın önündeki yani Rize şehir merkezinin önündeki evet. dolgu çalışmasını yapacağız. Sosyal tesisler anlamında bir tane yine üniversitenin hani hep yılan hikayesine döndü bizim Fener ve Boğaz Mahallesi'ndeki sakinlerimiz için. Üniversitenin dolgusunun yan tarafında yeni bir dolgu yapıyoruz Hasan Bey. 10 dönüme yakın bir yer. Hemen üniversitenin dolgusuna bitişik. Orada biz o mahalleler için bir sosyal tesis alanı, çocuk eğlence alanı yapmış olacağız. Çocuk parkı yapmış olacağız. Ve şu anda o da yapılıyor. Dolgusu oradaki mahalle sakinleri görüyor onu zaten. Dolgu hızla bizim belediye imkanlarıyla devam ettiriyoruz onu. Postanın yine, arkası nedir bu başkanım? Postanın arkası geleceğim nedir? Oraya da. Meydanda çok güzel bir projemiz var. Yani meydandaki bu kapalı alan var ya şu andaki evet. 15 Temmuz meydanında. O kapalı alanı biz bir kere özele birçok kişiler diyor. Bak görüntülerde var şu anda projesi. Onun alt katında belediyeye ait yine çok güzel sosyal tesis olacak. Turist arabaları geldiği zaman otobüsler postanenin önünde çekip oradan arabalar sahile gidecek ücretsiz otoparklarına. Buradan vatandaşlar dolaşıp buraya gidecekler. Bunun alt katında sosyal tesis, üst katında da sosyal bir helikopter gözüküyor orada. O nedir diye çok merak ediliyordur. O da bir cep sineması gibi. 12 kişilik bir cep sineması olarak düşünün. Onun içerisine girdiğiniz zaman simülasyonla 7D ile adeta Rize'den oradan havalanıp Kaçkarların soğuk göllerinden girip de Zil Kale'nin üzerinden dolaşıp bütün Rize'nin turizm destinasyonunu gezip 10-12 dakikalık bir süreçte VR gözlüklerle tabii fiziksel anlamda değil gezip böylece Rize'nin tanıtımını yapmış olacağız. Bu da Rize'ye yeni kazandıracağımız belki orijinal bir proje olacak. Bunun bütün altyapı çalışmaları hepsi yapılmış, firmalar tespitleri yapılmış ama sosyal tesislerimizle ilgili de her şey hazırlığımız var ama bizi orada sıkıntıya sokan personel ayrımı, mevcut personelle mi? Nasıl bir yapıyla yapacağız, nasıl bir konsept kuracağız, bir şirket üzerinden mi, kendi üzerimizden mi? Bu bizi halen sıkıntıya sokan, düşündüren bir nokta. Yine sahil, Millet Parkı içerisinde Mesut Yılmaz Parkı denilen yer, orası gündeme alınacak. Gündoğdu'da bir park var. Isırlık tesisleri biliyorsunuz bir sosyal donatı alanı olarak Milli evet. Parklar tarafından bize bırakılmış olacak. Bu sene içerisinde tel ihatalarla da koruma altına alacağız. İşte ondan sonra orada çocuk eğlence alanlarıyla yani kişi çıkınca 4-5 saatini orada geçirebileceği bir botanik bahçe işanla orayı geçirmiş olacak. Oradaki tesisler içinin donatımı da bizim nezdimizde projelendirilmiş. Ama buraları biz ağaçlandırıyoruz. Yeni ağaçlarla, ladinlerle çok güzel bir cami var aşağıda. Hakikaten işte oynama sahasıyla çocukların bolca eğlenebileceği sosyal donatı alanlarıyla beraber burayı inşallah böyle 5-10 sene sonra tanıyamayacağımız ağaçlarla bir alana çeviririz diye düşünüyoruz. Yine kalenin yenilenmesiyle ilgili kültür varlıklarından bir proje yapıyoruz. Gerek kale simitinin oradan 1000 adımda kale diye bütün o sokağın iyileştirilmesi, askerlik şubesinin oradan kaleye çıkan yolun güzelleştirilmesi ve kalenin içerisindeki o hantal yani yer taş döşemesinden tutun da içindeki düzenlemenin yeniden yapılmasına kadar bununla ilgili projeyi de biz kendimiz imkanlarımızla başlayacaktık ama kültür varlıklarından böyle bir şey yapınca, proje yapınca şimdi onlardan bekliyoruz ödenekleriyle beraber yapmaya gayret edeceğiz. Postane arkasında yani bizim postanenin yan tarafındaki bayırdan yukarıya çıktığınız zaman orada 3 dönümlük bir alan var. Orası zaten iç içe sıkıştırılmış, imar açısından çok sıkıntılı olan bir yer. Şu andaki görselde olduğu yer. Burada da Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan da görüştük. İnşallah bir kültür sanat çarşısı gibi bir nokta yapacağız orayı. Rize'nin taş ve ahşap evleriyle, müze niteliğinde evlerle beraber bir hilal şeklinde orada evler bütünleşecek. Ortası bir meydan olacak ve orası bizim
el sanatlarının ürünlerinin satıldığı, işte el emeği olan bayanların belki satabileceği veyahut da işletmecilerin orada yöresel yemek ürünleri sunabileceği bir kültür sokağı gibi olmuş olacak. Bunun kamulaştırmasına başladık. Hatta oradan o yeşil çizgili yerden de diğer harem sokağa uzanan bir cadde de var. Belki ileride oradan da orayı kavuşturup ziraatın yokuşundaki o alan tamamıyla böyle bir kültür silüeti olur. Zaten meydandan bakınca orası güzel bir silüet görüntüsü var. Sadece bir iki binanın cephesinde de cephe iyileştirmesi yaparsak tam bir fotoğraflık yer oluyor. Farkındasınız. Evet. Meydandan karşıya postanenin arkasına bakınca cami ve diğer tarihi evlerle beraber güzel bir konsept olacak orada. Bu da bizim yakın zamanda çalışmaya başladığımız bir yer. Yine cephe iyileştirmesi projesi Hasan Bey. Yani Atatürk Caddesi'nin... Caddenin tamamını mı yoksa birbirini mi kapsıyor? Cadde, Park Oteli'nin oradan başlayan süreç Orta Cami'nin dönemecine kadar ilk etapta gidecek. Bütün cephenin iyileştirilmesi. Bunun çalışmaları Mimar Rize'deki mimarlarda da proje yarışması yaptık. Güzel projeler çıktı. Bütçemiz de hazır. İmalatını başlamak için gün sayıyoruz. Bir de yine hedefimiz meydanda turistler, yani otobüsleri geldiği zaman, insanlar orada indiği zaman hem Rize'yi tanıtmak işte o simülasyonla, hem de bizim Kuyumcular Sokağı'ndan girecekler. Manifaturacılar Caddesi, Kuyumcular Sokağı, Kuyumcular, Manifaturacılar, Bakırcılar Sokağı, tersinden Minciler Sokağı'ndan aşağı inen bir turizm aksı var etmek istiyoruz. Bu var etmeyi nasıl yapacağız? Ya taşından hissedecek onu, ya cephe iyileştirmesinden, ya üstteki ışıklandırmasıyla o yol kendi adresini bir nevi Gedizli Düzergahı'na bir alan gibi ise orası, evet, vermiş olacak. Bununla ilgili mimarlarla çalışıyoruz. İnşallah önümüze gelirse böyle bir çalışmamız da olacak. Yine Orman İşletmeli Müdürlüğü ile, eski Orman İşletmeli ile Sağlık Müdürlüğü'nün yerini, Sağlık Müdürlüğü yeri tamam oldu. Orman Müdürlüğü'nde bir bürokratik halen sıkıntı var. İki tarafta 3500 metrekarelik yeri belediye adına tahsis edip altı otopark, üstü çocuk alanı gibi, yeşil alan gibi bir alan yapmayı düşünüyoruz. Bu da bitmek üzere. Çünkü bunlar benim bir yıldır bürokrasi Ankara'da takip ettiğimiz projelerdi. Terminalin tapusunun alınması gibi olaylar. Yine meydan tesis alanının işte söyledik, görüntülerde de vardı. Bunlar bizim için önemliydi. Atatürk Cumhuriyet ve bütün caddelerimiz, ana caddelerimizin ışıklandırmasını yenileyeceğiz tamamıyla. Ve gece böyle aydınlık bir sokak görüntüsü olacak. Şu anda bu karanlık görüntüyü daha aydınlık hale getirecek çalışmalar yapıyoruz. Bunlar da firmalarla anlaşmalar yapıldı. Hatta şu anda bile, yarın gidip bakabilir vatandaşlarımız da, Ziraat Bankası'nın önüyle karşı taraftaki Neaz Fırın'ın önüne birer tane direkt dikmişiz. Biz de bakıyoruz onlara ki akşam da giderken bakabiliriz. Hangisini uygulayalım diye Atatürk ve Cumhuriyet'i özellikle boydan boya bunlarla değiştirmeyi düşünüyoruz. Diğer ara caddeleri de mevcutları da israf etmeden tadilatlarını yapıp ara caddelerde olmayan yerlerde de bunları yerleştirmeyi düşünüyoruz. Tüm sahil TEDAŞ'la bunun görüşmesini geçen seneden beri takip ettiğimiz bir projeydi. Fener'den İslampaşa'ya kadar bütün sahilin yıllardır o sarı ışıkla, nişanla değiştiriyoruz. Ben genel müdürleri de Rizeli olduğu için rahatlıkla devamlı konuşuyoruz ondan. Nişanla onların da programında 2020 programını aldırttık. O çalışmada yapılır. Bize verdikleri söz o, ama biz böyle ayda bir sıkıştırıyoruz onları. İnşallah. Arıyoruz. Hakikaten önemli bir ihtiyaç bu. İşte enerjiden gelir getirmeyle ilgili DOSMA'yı söyledim herhalde. Yayında mı söyledik, arada mı söyledik bilmiyorum da. DOSMA'dan at meydanında bir su kanalı ve 0.8 megawattlık bir proje ile beraber İnşallah Rize'ye gelir getirici bir iş yapmış olacağız. Yine Çiftekavak'ta hemen önünde bir yeni kavşak projesi, modern sanayine geçmek için orada yeni bir kavşak projesi, karayollarıyla takip ettiğimiz bir proje. Tabii yine bizim karayollarıyla çok takip ettiğimiz proje yollar var. Yani karayolların işte Yalıtaş'tan kaleye doğru inen yolu karayolları ağına aldık, onu takip ediyoruz. Dağbaşı, Isırlık, At Meydanı, Dağbaşı projeleri, bunların hepsi. Pehlivan Taşı, Değirmendere Askeri Şubesi'nin oraya kavşağa kavuşturulma projesi. Bunlar hep karayollarıyla takip ettiğimiz projeler. Sayın Başkanım, bir izleyicimiz diyor ki Cemil Bey, bir önerisi var. İstanbul'da Kadıköy Beyoğlu'nda olduğu gibi Rize'de diyor meydandan sahil dolgalarına, oradan İslampaşa'ya, farklı noktalara
bir tramvay diyor, bekliyoruz sizden diyor. Böyle evet. bir önerisi var. Ya bizim de o söylediği ilçelerde yaşayan insanlar kadar insanımız olsa hemen yapacağız onu da. Şimdi ben teşekkür ediyorum. Tabii bunu Rize'de de STK'lar bize söyledi, bizim şeyimizde de var. Yani oradan değil sadece. Şeyden, Derepazarı'ndan havaalanına kadar bunu uzatanlar var. Şehir için nostalji tramvayı olarak bunu söyleyenler var, yani taşımacılık için. Ama bunların tabii fizibilitesine baktığınız zaman, sürdürülebilir taraflarına baktığınız zaman birçok şehir bunu şöyle diyor. Yani 700-800 bin nüfusun altındaki şehirlerde bu çok rentable bir proje değil. Ama biz yine sahilde, iç bölgelerde bazı arkadaşlara çalıştırıyoruz böyle bir çalışma. Yani nedir bu, nasıl yapılabilir, durak yerleri ne olacak, geçiş düzergahı nereden olacak, karadan mı olacak, bize raylı sistemle havadan geçirmek isteyenler bile proje olarak sundular. Raylı sistemden geçelim diye. Bunların hepsi bazıları proje olarak, bazıları olarak fantezi olarak, bazıları fizibil olarak gündemimizde duruyorlar. Bu arada bir izleyicimiz demiş ki ısırlık yolu, ekmekçiler, küçük köy yolu çok kötü diyor. Evet. Bu anlamda bir çalışma bekliyorlar sizden. Doğru diyorlar. Ekmekçilerle ısırlık arasındaki yol zaten bizim o diğer hani dağbaşı ısırlık kamulaştırılan yol yapılana kadar ekmekçilerden en mantıklı çalışacak. İnşallah tesisler açıldığı zaman o yolun bakımı daha güzel yapılacak. Ama şu anda hoş olmayan işler olmasın diye de o yolun çok bakımını da yapmak istemiyoruz. Çünkü vatandaşımız soran da biliyordur dediğimiz. Kastamonu'dan bir izleyicimiz Mahmut Ziya Sarı selam göndermiş. Gayretli ve samimi çalışmalarınızı takip ettiğini ifade etmiş. Bunu hemen aktaralım. Bir eğitimci olarak Yüksel Canbaz hocamız, teşekkür ediyoruz size. Eğitimine desteklerinizden, katkılarınızdan ötürü. Ve biz geçen sene şöyle bir şey yaptık, bu sene yani devam ediyoruz. Ortaokuldaki 5, 6, 7. sınıf çocuklarına 250 tane çocuk evet. milli eğitimi belirledi. Kitaplarını biz alıyoruz, kitap okutturuyoruz onlara, yarışmalar yaptırıyoruz. Bunu inşallah geliştireceğiz yani Yüksel Hocam'a. Elimden geldiğince de işte okulları gezip onların fiziksel ihtiyaçlarını dinlemeye çalışıyoruz. Ondan dolayı ben de hocama teşekkür ediyorum. Efendim sormuş ki kale yolu, dere güzergahı değişikliği, küçük sanayi sitesi ve bu bölgede bulunan konutların kamulaştırılıp yıkılması ile ilgili çalışma hakkında bilgi istiyoruz diyor. Ki ileriye dönük çalışmalarımızı yapabilirim. İnşallah orada yeni dönemde eski projeyi yeniliyoruz DSİ ile beraber. Mevcut kale yolu, yani bahsettiği sanayinin arkasında şu anda mevcut olan kale yolunun altından deriyi, DSİ de öyle düşünüyor, daha eğimi U şeklinde olmadan onun altından geçirirsek mevcut geçmişte kabullaştırılacak denilen yerlere dokunmamaya gayret edeceğiz. Bu arada bir izleyicimiz İşkur üzerinden eleman almayı düşünüyor musunuz belediye diye sormuş. Böyle bir niyetiniz var mı? İşkur üzerinden şöyle, şu anda zaten 40-50 tane kişi İşkur'la paydaş olarak çalıştırıyoruz. Zaman zaman yani alıyoruz. TYP kapsamı şu anda kapalı olduğu için, sadece İşkur üzerinden alımlar Hasan Bey kapalı olduğu için belediye ile İşkur ortaklaşa, yani bir kısım parasını biz veriyoruz, bir kısmını İşkur verecek programlar var. O şekilde çalışıyoruz. İşte bu park bahçelerdeki sokak işte otları kesen arkadaşlarımız, bazen temizlikte değerlendirdiğimiz, bazen şoför olarak değerlendirdiğimiz dışarıdan böyle arkadaşlarımız var. Bu arada Yağlıtaş Mahallesi'ndeki çalışmalarla ilgili Ahmet Kubat, teşekkür ediyoruz size. Yaptığınız oradaki konuşmaların tamamında dile getirdiklerinizin gerçekleşmiş olması ile ilgili, o sürecin başlamış olması ile ilgili mutlu olduğunu söylüyor. TOKİ konutları içinde buradaki halkımızın hakkını sonuna kadar savunacağınızı diyor, biliyoruz, bu konuda inancımız tamdır diyor size. Ve başka bir soru var. Mavi Şehir projesi diyor. Bu projeyle ilgili nedir son durum? Bunu merak ediyorum. Mavi Şehir projesi şu anda kenarda duran bir proje. Mavi Şehir limanın oradan İslampaşa'ya kadar 3000 dönümlük bir alanın doldurulması Hasan Bey de. Bunu şu anlamda artık bundan sonra Rize'deki dolgu belki ada şeklinde bir dolgu olur. Yani mevcut dolgumuzun denizi araya bir şey şeklinde, bir nehir şeklinde bırakacağız. Ondan sonra bir dolgu. Niye diyorum bunu? Çünkü şehrin
eğiminin bittiği noktadan denize ulaşma noktası neredeyse 1 kilometreye yaklaştı. Yani bugün ziraatın dip noktasından veyahut da işte Rize Lisesi'nin arkasındaki Güney Çevre Yolu'nun dip noktasından denize ulaştığınız nokta 1 kilometreye geldi. Bu geçmişte 300-400 metre, 500 metreydi. Bu uzaklaştıkça debi azaldığı için suyun yani derelerin denize kavuşması uzaklaştığı için işte bu sıkıntı yaratıyor bize. Bu derelerin denize kavuşması onun için artık bu saatten sonra orada bir kanal belki bırakılır. Ondan sonra dolgu yapılır. Suyu kavuşturmak için denize. Onun için 3000 dönümlük bir alandan ziyade biz şu anda millet bahçesi dediğimiz yerin dolgusunu yaparak geçeceğiz. Ama belki Rize'nin 100 binlik planlarında limanın oradan Askoruz'un oraya kazıklarla bir transit yolun geçişi konuşulacaktır bundan 15-20 yıl sonra. Veyahut da Rize'den efendim şeyden Ali Paşa'nın Derepazarı'nın oradan girecek arka taraftan ta Bozukkale tarafında dağ arkasından çıkan bir yol olarak duble yollar geçecek konuşacağız bunları. Ama şu anda önümüzdeki 5 yıl içerisinde konuştuklarımızdan yapacaklarımızdan ben bahsettim biraz. Sayın Başkan izleyicimiz diyor ki Yağlıtaş Mahallesi'nde hala ödeme yapılmayan ve uzlaşmaya çağrılmayan mal sahipleri var. Bunlarla ilgili bir bilgi var mı diyor? Evet, şu hemen söyleyeyim Hasan Bey. Parası verilmeyen bir yer yok. Parası verilmeyen yerler şudur. Bankada blok edilmiş parası. Şöyle özetleyeyim o zaman. 240 dönümlük alanın 108 dönümü kamulaştırılmış. Bunların hepsinin bankada paraları duruyor zaten. Fakat kendi aralarında hukuki problemleri olduğu için yani tapu üzerinden haklarla ilgili problemler olduğu için kendileri yani o vatandaşların bir kısmı alamıyor. En azından ben bu problemi biliyorum. Arkadaşımızın başka bir problemi varsa bize ulaşsın biz bakalım onu yine. Bir de kamulaştırılmayan az önce dediğim 140 dönüm alan var. Orada uzlaşmaya neyi bekliyordular? Sözlerin arasında da yine bahsettim. Bu mevcut yerin yapım ihalesi yapılacak 29 Haziran'da. Oradaki yapım ihalesinden bedel ortaya çıkacak. O bedel üzerinden biz onlarla uzlaşmaya gideceğiz. Çünkü bir dönümlük arazisini neyin karşılığında alacağız ona ne taahhüt edeceğimizi ancak bu ihaleden sonra ortaya çıkmış olacak. Bu arada bir izleyicimiz işte sahilde mendirekler yapılması ile ilgili öneride bulunmuş. Orta balıkçılığı. Evet, bu hakikaten önemli bir şey. Başka bir izleyicimiz şunu soruyor. Pardon, İstanbul'dan Sarı İstinye'den bir izleyicimiz teşekkür etmiş. Aynı zamanda diyor ki Resul Satır Bey mavi şehirle ilgili o da beklentisini de getirmiş. Havalimanı ile ilgili bir tarih var mı diyor. Başkanınız bu konuda bize bilgi verebilir mi diyor. Ya şimdi tabii havalimanı bu 2020-29 Ekim diye açıklandı. Belki bu pandemi sürecinden dolayı 3-5 ay öteye doğru sarkar. Onun dışında her şey yolunda. Şu anda üst yapı bina inşaatlarına şeyler başlandı. Dolgu olarak da yüzde zannedersem en son %70'in üzerinde dolgu çalışmaları bitmiş durumda. Hızla da devam ediyor. Üst yapı çalışmaları ihalesi yapıldı. Peronlarıyla beraber, projesiyle beraber. Onlar da evedilikle devam ediyor. Yani 29 Ekim olmaz. Belki o tarihte de yetiştirilebilir. Bu pandemiden dolayı belki 3-4 ay öteye atılabilir. Yoksa havaalanımız yakında hayata geçmiş olacak. Bu arada siz konuşurken ben sorulara bakıyorum. Çünkü konuştuğumuz konuları tekrar yapmayalım evet. diye o soruları geçiyorum. Mesela bir izleyicimiz demiş ki Osman Karavin Caddesi'nde bir yenilik sözü dolaşıyor. Bir yeni çalışma yapılacak. O caddede herhangi bir yenilik oradaki esnafın durumuyla ilgili bir değişiklik olacak mı? Yenilik derken o blokların hepsi yıkılıp yeniden yapılacak. Osman Karavin Caddesi dediği yer bizim TOKİ'nin birinci etap belediye blokları dediğimiz alan zaten. Yıkılıp yapılacak yeni bir... O caddenin arka tarafı da mı, deniz tarafındaki bölümü de mi tamamen kapatılıyor? Blokların özellikle... Yani şöyle proje, orası aynı şekilde o cadde korunuyor. Hatta maliyenin tarafı da açılacak. Ta maliyenin, belediyenin önünden... Ta karşıya kadar bir aks olacak Osman Karavin Caddesi. Orada bir değişiklik yok. Sadece belki şurası şey yapılıyor. Şu anda Maraş'a Fevzi Çakmak Caddesi dediğimiz maliyenin önündeki cadde kaldırılmış olacak, yayalaştırılmış olacak. Mevcut maliye bloğu biraz daha Osman Karavin Caddesi yani liman lokantası tarafına düşünün gelecek. Rize'nin ana girişi belediye ile o yeni blok arası olacak.
Rize'nin girişi. Şu andaki giriş dediğimiz Marşal Fevzi Çakmak Caddesi de yayalaştırılmış alan olacak. Belki onu anlatıyor. Yani yeni proje derken biz bugünden yarın oraya bir şey yapmayacağız. TOKİ ile beraber komple o 23 dönümlük alan tamamıyla yenilenmiş olacak. Tamam. Peki araç trafiği de tamamıyla kapalı. Kapalı. Komple yaya alanı olacak orası. Peki bir izleyicimiz diyor ki Sayın Başkanım diyor bir fuar alanı diyor mutlaka. Millet bahçesi içerisinde hem konserlerin olabileceği hem zaman zaman fuarların sergilenebileceği bir yer düşünüyor zaten bu 400 dönümlük alan içerisinde. Bu arada şunu söyleyeyim ki hakikaten İslampaşa'daki mezarlıkla ilgili vatandaşlarımız çok iyi koordine olmuşlar. Çünkü çok ciddi sayıda soru gelmiş orası. Ne? Şey mi yani? İşte yol merdivenlerinin yapılması, kenardaki korkulukların yapılması, ulaşımın daha rahat olması ile ilgili. Şimdi şöyle bak ben 15 gün önce oradaydım. Biz orada yeni, onun için zaten bir hareket gördükleri için soru soruluyor. Orada merdivenler yenilendi. Üstten aşağıya yan paralel merdivenler. Ama şimdi bazı vatandaşlarımız hakikaten mezarlıklarına ulaşamıyorlar. Niye? Çünkü başka bir mezarlık önünü kesmiş. O mezarlığı kaldıramayacağımız için orada yol imkanı yok. Sadece çevre duvarını koruma altına alıp korkuluk yapılacak orada. Fakat şey yok Hasan Bey. Hakikaten ben mezarlığa gittim. Her tarafı yani %95 oranında oradaki alan dolu. Ve bir mezarlıktan bir mezarlığa gitmek için bir tanesini ortadan kaldırıp yol yapmanız lazım. Öyle bir şey de mümkün olmayacak. Hatta ben bu soruyu aldım. Tamamen şimdi atıyorum sizin özel kaleminize. Çok iyi. Çok en azından iyi. Daha rahat tabii. Şey oldu. Çünkü abartmıyorum. 30 herhalde 10'dan 15'ten fazla soru geldi aynı. Sadece mezarlık. O konuyla ilgili evet. Demek bir şeyler yapmışız oraya. Hareket başladı orada. Çünkü yapılma devam edilsin diye. İnşallah. Benim arkadaşlarımıza zaten direktifim bu. Yani şeyin nedir? Yalıtaş'taki mezarlık, bizim İslampaşa'daki mezarlık çok sağlıklı hale getirilmesi lazım. İçerisinde mescidiyle, efendim abdest alma yerleriyle, oturma yerleriyle, ağaçlandırması, çiçeklendirmesiyle fiziksel mekan olarak güzel olması lazım. Gittiğimiz zaman böyle içimizin açılması lazım. Ama İslampaşa mezarlığı fiziksel olarak her tarafı dolu. O soru soranlar beni anlıyorlardır. Bir yerden bir yere geçmek için belirli mezarlıklar ortadan kaldırmanız lazım yani. Yol yapmanız için. Yol yapmaya yer yok orada. Ama biz yine ilgileneceğiz burayla. Yani siz soruyu da attınız zaten. Herkes doğal olarak kendi şehrinin gelişmesini, büyümesini, kentleşmesini, büyük şehir olmasını istiyor. Ama Rize bu istekler için uygun bir şehir midir? Bu büyümeyi fiziki açıdan kaldırabilir mi? Yoksa her şehir Paris olmak zorunda değil. Biz de Monaco gibi güzel bir sahil kenti olabiliriz mi demeliyiz diyor. Enes Karavin sormuş. Evet, bu Enes Karavin öğrencim. Enes evet. Karavin bu soruyu sorduğu gibi girsin bir baksın Monaco'da nüfus kaç? Bak Monaco Rize'ye en fazla silüet olarak benzeyen bir şehir olarak anılır. 50-60 bin nüfus var şehirde. Bizim 50-60 bin kişi yaşayacağımız şehir silüetinde şu anda 120 bin kişi olarak yaşıyoruz. Yani İslampaşa'dan Ali Paşa'ya doğru aldığınız bu çanak içerisinde 120 bin kişi. Ama o güzelim burada mesela 60 bin kişi yaşasa trafik sorunu olmayacak, imar sorunu olmayacak, yol sorunu olmayacak, sosyal donat alanı sorunu olmayacak. Konuşmadık ama Salara Tüneli'nden sonra şehrin yapılaşması ile ilgili ne düşünüyorsunuz Sayın Başkan? Yani Salaha zaten orada mesele orada da şeyler kentsel dönüşümler olacak. O vadi daha muhakkak ki canlanacak yukarıya doğru. Ama bizim mesela Pehlivantaşı, Düzköy Vadisi mesela bunlar da deniz gören vadiler. Buralar ileriye doğru güney çevre yoluyla beraber hareketlenecek yeni alanlar, yaşam alanları olacak. Bir de insanlar artık sanayileşmenin getirdiği kentleşme ruhundan da uzaklaşıyor. Hasan Bey gelirleri arttıkça apartman katında 10 katlı, 20 katlı işte 40-50 hanenin yaşadığı bir apartmandan ziyade toprağa D1C 2 katlı, 3 katlı evlerde yaşamak istiyorlar. Bunların da en güzel görüntüsü bizim köylerdeki evlerimiz. Ulaşım daha hızlı oldukça güney çevre yoluyla, Salah Tüneli ile ulaşım daha iyi olduğu zaman artık zenginliğin belirtisi şehire yani çalıştığı iş yerine 15-20 dakika veyahut da yarım saat uzaklıktaki yerlerde yaşamaktır. Evet. Yani bugün gelişmiş ülkelerdeki zenginliğin kriterlerden biri budur. Çalışma yerinizle yaşadığınız yer arasında ulaşım 20-30 dakikalık yer. Bu da düşünün
Rize'de 15 dakikalık çeperi araba yoluyla desen Andon'a çıkıyorsun. Bu tarafta Üçkaya'ya hatta Selimiye'ye çıkıyorsun. Bu tarafta işte efendim Gündoğdu'nun en üst mahallelerine çıkabiliyorsun. Onun için bu çeperi düşündüğünüz zaman yahut da uzun kayaya gidiyorsun. Bu çeperi düşündüğün zaman Rize'de mükemmel bir yaşam alanı var. Evet, buraya doğru gidecektir yani. Evet, aşağı yukarı 3 saatlik zamanı geride bıraktık Rami Başkanım. Hala birçok konu var ama programın son bölümündeyiz. Çok hızlı birkaç soru da okuyup bitireceğiz. Recep Koyuncu özellikle kent arşivi konusunda destek bekliyor. Recep hocamızın bu konudaki az bir kararlılığı takdire şayan gerçekten. Recep Koyuncu'ya ben diyorum ki eleştirdiğinden bir kat daha fazla takdir etmen lazım, tamam mı? Yani alternatif sunmam lazım. Bu şaka tabii. Recep Hoca bize kültür konusunda çok destek veriyor. Yine de istifade edeceğimiz bir arkadaşımız. Kent arşiviyle ilgili de dediği çok haklı tabii. Biz kent müzesi içerisinde belki böyle bir ünite yapacağız. Bunlar hep bizim aklımızda olan şeyler. Ama bir de şöyle düşünsün oradaki soru soran arkadaşlarımız. 7'den 77'ye 46 mahalleden binlerce farklı sorunu bir anda soruyorlar, değil mi? Bir anda sorulabilir bu ama bir anda çözülemiyorlar. Zaman istiyorlar. Onun için Recep Bey'in sorusuna da teşekkür ediyorum. İnşallah yeni dönemde Rize Belediyesi'nde kültür noktasında, basın yayın konusunda da bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu konulara giremedik zaten. Evet. Bu arada bir izleyicimiz Kaplıca Belediye Mezarlığı ile ilgili düzenleme için çalışma beklediğini ifade ediyor. Başlayacağız oraya da. Kaplıca'da ayrı yeni satın alınan herhalde bir araziden bahsediyor arkadaşımız. Yani Yaltaş'taki mezarlığı kastetmiyorsa, belediye mezarlığını kastetmiyorsa ayrı bir yer. Eğer oraya ihtiyaç hissettiğimiz anda orada da çalışma başlatacağız. Fatih Uzunsakal sormuş, uzunca yazmış. Sayın Belediye Başkanımıza bir sorum olacak. İletirseniz sevinirim. Ben şehir içi dolmuş durağında halkımıza hizmet vermekteyim. Covid-19 çıktığında maske ve dezenfekte temin etmekte sıkıntı çekiyorduk. Kolonyalar fahiş fiyatlarda satılıyordu. Ve bu anlamda sıkıntı yaşadık. Rahmi Hocamız bize bu konuda yardımcı olmasını istedik. Toplu taşıma hizmet sektörü içerisinde yer alıyor. Çok şükür artık paramızla alabiliyoruz, satış izni verildi. Bu konuda neler düşünüyor gibi bir soru sormuş. Hı hı. Ben de hazır yayında o hemen okuma gibi bir durumla karşı karşıya kaldığım için başı ve sonunu yani tam toparlayamadım. Bize şey de yapabilir. Yani arkadaşımız bize tam olarak ne talep ediyorsa ulaşabilir. Yani özel kalem yoluyla ulaşabilir. Toplu taşıma biz başkanlarla beraber devamlı bir aradayız. Ulaştırırlar bize. Yardımcı olmadığınızı özellikle kolonya, işte maske, dezenfekte gibi ihtiyaçlar için vaktinde yardımcı olmadığınızı, bu konuda size sisteminin yetinmesini istiyor. Şimdi özellikle baktım tekrar. Ama yani biz o arkadaşımız eksik bilgisi var. 11 Mart'tan itibaren bütün dezenfektan, işte maske bize geldikçe, maske Türkiye'de, bir de arkadaşlar şuraları kaçırıyorlar. Yani ilk bir ay Türkiye'de sağlık örgütleri bile ne dediler? Maske gerek yok. Sonra çıkıldı, dendi ki bütün dünya sağlık örgütü maske lazım. Yani onun için onlar bizim imal ettiğimiz şeyler değildi. Bizim tedarik ettikçe halka verdiğimiz şeylerdi. Kaldı ki biz ne yaptık? İlk örnekler 11 Mart olmadan o toplu taşıma noktalarını dezenfekte etmeye başladık. Yani bunu yardım değil, görüntüleriyle beraber var zaten. Taksi durakları, minibüsler, odalar, karşı tarafa çektik. Hatta ilçeleri bile yaptık. İlçelerdeki minibüsleri bile yaptık. Hepsi yapıldı ama çok münferit herhalde bir istek. Bilmiyorum, onlar gözden kaçmış olabilir. Mikail Turgut diyor ki harika bir program oldu. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Her belediye başkanı borçtan ve borç nedeniyle hizmet yapmakta sıkıntı çektiğinden bahsederdi. Hiç bunu duymadık, çok mutlu olduk diyor. Teşekkür ediyoruz size ben, Mikail Bey. Bir de şunu belki siz de görmüşsünüzdür. Ben buradan bir şeyi rahmetin olarak değil de Rizeli bir vatandaş olarak söylüyorum. 3 saattir konuşuyoruz. Rize'nin çok değişik alanlarından konuşabiliriz. Sonuçta ben bir yıllık bir belediye başkanıyım. Şehirlerimizde yöneticilerimiz o şehirde yaşayanlardan olmalı ki
mevzulara hakim olsunlar. Cadde olarak, sokak olarak. Bak bunu herhalde vatandaş anlamıştır. Benim şu andaki 3 saatlik konuşmadaki olaylara hakimiyetimiz, caddeye, sokağa, projelere hakimiyetimiz 1 yıllık belediye başkanlığının sonucu değil. 50 yıldır bu şehirde yaşamışlığın bir sonucudur. Değil mi? Böyle olması, okunması evet. lazım. Onun için biz yeni genç arkadaşlara da diyoruz ki hep biz onlar için de önemli bir görev yüklendiğimizi düşünüyoruz. Kendinizi yetiştirin. Bu şehrin problemlerini muhakkak ki sizlerin vizyonuyla çözeceğiz ileriye dönük. Ve kendinizi yetiştirerek bu makamlara hazırlamanız lazım ki Rize'den yetişen, Rize'de yaşayan kişiler Rize'deki kurumlara, her türlü kurumlar, STK'larda, kamu görevlerinde ve belediye gibi siyasi görevlerde Rize'de yaşayan arkadaşlarımız talip ve layık olması lazım. Yetiştirmeleri lazım kendilerini. Ben bu duygularla herkese de teşekkür ediyorum. Şunu da söylemek lazım. Rize Belediye Başkanı sokakta münferit olan caddelerdeki her şeyi duyan, gören, anında hakim olan biri olamazdır. Mümkün değil. Bize ulaşanları çözmeye, işte bu şekilde gelenleri çözmeye. Bir ikincisi, ben şu korona sürecinde çok sokağa çıkamıyorum. Sokağa çıkıp tek başıma zaten dolaşıyorum caddelerde. Yerimize geldikleri zaman görüşebiliyoruz. Her şekilde bize ulaşıp, cep telefonumuz 24 saat açıktır. Ben cep telefonuma o anda bakamıyorsam da, eğer kırmızıya düşmüşse, bir arananı görmüşsek muhakkak da ona geri döneriz. Ben buradan Hasan Bey bu saate kadar... Son bir soru daha başka. Bunu mutlaka soralım diye düşünüyorum. Furkan Turan demiş ki, Sayın Başkanım sevgiler saygılar, Rize yeni meydanda büyükçe bir Rize Spor amblemi istiyoruz diyor. Bunu Rize Spor taraftarı sormazsam ve olmaz sormak istedim. İnşallah. Rize Spor bizim hep gönlümüzde, her yerde koymak istiyoruz onu. Bebeklere bile hatırlıyoruz, sizden alıyoruz onları. Yeni doğan bebeklere bak, bir son bir yılda 600 tane bebeğe giysiler verildi. Yani o ilk harika hafta bir iş olmuş, evet. Orada da bir tane yavru atmadıca diye bir forma hediye ediyoruz onlara, biliyorsunuz. Şimdi ben bu vesileyle bu akşam bu saate kadar bizi izleyenlere teşekkür ediyorum. Rizeli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bizim yaptığımız her işin bir sıkıntı tarafı da oluyor. Bu sıkıntıyı o hemşehrilerimiz çekiyor. Bazen susuzlukla, bazen yol trafiğinin engellenmesiyle, bazen çamuruyla beraber, bazen sosyal donatı alanlarının eksikliğiyle beraber. Ama biz hep beraber Rize'yiz. Bu Rize'yi hep beraber bir yere getirebiliriz. Tek başına bizim gayretlerimiz, 1000 kişilik ekibimizin gayretleriyle değil, hep beraber yapabiliriz. Ve bugüne kadar şehrimizi taş üstüne taş koyan herkese de minnettarız. Eski belediye başkanlarımıza, biz bu bayramda genellikle eski belediye başkanlarımızın da kabirlerini ziyaret ediyoruz yahut da temizlikleriyle ilgili ilgilenmeye çalışıyoruz. Çok eskileri de bulmaya çalışıyoruz yerleriyle beraber. Yine tüm personelimize, özellikle bu koronavirüs döneminde dezenfektanla ilgili çalışan, temizlikle ilgili çalışan, fen işlerinde çalışan, zabıtada çalışan bütün arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ve yine tüm hemşehrilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Bizi bu saate kadar sabırla izledikleri için. Bu saatler yetmiyor tabii. Biz inşallah yakın zamanda biraz daha lokal konularda, evet. genel değil de lokal konularda konuşursak daha çok sonra. Ama harika bir iş olduğunu düşünüyorum bu akşam. En azından bir yılın tamamını konuştuk. Evet. Vatandaşlarımız oldukça meraklıydılar. Bir sürü soruyu gündeme getiremedik bile. Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Kamuoyunu bilgilendirme anlamında özverili davrandığınız için. Çünkü kamuoyu bilgi aldığı zaman bu durumu çok ciddi paylaşım örneği olarak algılıyor ve dahil oluyor. Katılımcı olmaya özen gösteriyor. Çok teşekkür ediyoruz size ve bütün belediye çalışanlarına kolaylıklar diliyoruz. Belediye çalışanları hakikaten pandemi sürecinde inanılmaz özveride bulundular. Onlara da saygılar sunalım. Kolaylıklar diliyoruz. İnşallah daha güzel Rize için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sayın seyirciler, Rahmi Metin'i dinledik. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize'nin bir yılını, geride kalan bir yılını anlattı bize. Tabii ki projeleri de bizimle paylaştı. Güzel bir Rize için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Hoşçakalınız efendim.